Biliyorum. Daha sonra sizler seminer sırasında isterseniz chat'e sorularınızı yazabilirsiniz. Soru sormak isteyenlere de seminerin sonunda bir vakit ayırıp sorularını sormalarını sağlayacağız hocamıza. O zaman ben yavaştan Tarık hocamızı tanıtarak başlayayım. Tarık hocamız lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi'nde tamamlamış. Yine yüksek lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi'nde tamamlayan hocamız. İkinci bir yüksek lisansı da benim hayallerimin okulu olan London School of Economics'te tamamlamış. İyi ki Doktorası. yıllardan bahsetmiyorsun. İyi ki yıllardan bahsetmiyorsun. Yıllardan bahsetmiyorsun. Çok iyi yapıyorsun. Hocam birisi benimle, ilk yüksek lisansı benimle yaşıtmış. Onu görünce hocamız doktorasını yine Bilkent Üniversitesi'nde tamamlamış. Şu anda da Antalya Bilim Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi Uluslararası İlişkiler bölümünde eğitim vermeye devam ediyor bizlere. Ben sizi çok sıkmadan sözü hocamıza vereyim. Hocam alternatif dış politika vizyonları ve Amerika'nın büyük stratejisi başka seminerimizde. Bunu biraz açalım diyelim sizinle birlikte. Evet, çok teşekkür ediyorum Sırdaş. Çok değerli hocalarım, çok değerli dostlarım, çok değerli arkadaşlarım. Bu akşam birlikteyiz. Çok heyecanlıyım ve mutluyum. Tabii üzüntülü bir haber aldık çok çok kısa bir zaman öncesinde, bugün içerisinde. Tabii onun verdiği bir elem var üzerinde ama yine elimden geleni yapacağım. Sizlere bu bir saatlik zaman diliminde elimden geldiğince Amerikan dış politikasına etki eden düşünce okullarını biraz böyle karşılaştırmalı bir şekilde örnekler de vererek anlatmaya çalışacağım. Yani Amerika önemli. Mutlaka üzerinde çalışılması, düşünülmesi, araştırılması gereken bir ülke. Çünkü süper bir güç. Dünya siyasetine özellikle 45'ten bu yana şekil veren en dominant, en hegemonik güç. Dış politikasına ister çıkarları ister değerleri etki ediyor olsun. Amerika'nın yaptığı her olay, almış olduğu her karar siyasi denklemleri, dengeleri yakından etkiliyor. Tabii Amerika yeni bir ülke aslında arkadaşlar. Yani Çin'le, Rusya'yla, Hindistan'la, Türkiye'yle karşılaştırılamayacak kadar bebek bir ülke aslında. Yani 1776'da başlayan Bağımsızlık Savaşı, 83'te başarı, 88 anayasa, neredeyse 250 yıllık bir ülkeden bahsediyoruz. Bu 250 yıllık bir geçmişe sahip olmak aslında Amerika'nın kurucu değerlerine etki eden önemli psikolojik bir faktör. Çünkü Amerika'nın kuruluşunda biliyorsunuz zamanında Avrupa'dan göç eden göçmenlerin o geçmişi geride bırakıp yeni bir coğrafyada, vakir bir coğrafyada tamamen bir deneysel bir laboratuvar ortamında bir projeyi hayata geçirmeleri şeklinde ortaya çıkıyor. Dolayısıyla Amerikalılar devletlerine sahip oldukları ilk günden bu yana üzerine aslında titriyorlar. Bu kendi modellerini, kendi değerlerini, kendilerini kendileri yapan o faktörleri korumak ve muhafaza etmek adına. Şimdi 1776'dan günümüze tabii tarihsel bir analiz yapmaya kalkmayacağım. Çok kapsamlı bir çalışma olur bu. Daha çok teorik ve kuramsal açıdan bu düşünce ekollerini elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Ki zaten bugünkü seminerimize bir giriş olması mahiyetinde hafta sonu kaleme aldığım ve pazartesi yayınlanan fikir turundaki bir yazımdan da etkileneceğim. Yani kendimden biraz kopya çekeceğim açıkçası. Biraz da bunu düşünerek yazmıştım o makaleyi işin kolaylaştırması adına. Şimdi birçok farklı makalede ve birçok farklı kitapta Amerikan dış politikasını irdeleyen genelde iki tane farklı eksenden bahsediliyor. Bu iki eksen etrafında düşünce ekolleri ayrılıyor birbirlerinden. İlk eksen ulusalcılık ve uluslararasıcılık ekseni. Yani bir kısım düşünce ekolleri ki bunların arasında iki tanesi en önemli. Jeffersoncılık, Amerika'nın kurucu babalarından Thomas Jefferson'ın adıyla anılan Jeffersoncılık ve yine 1830'lu ve 40'lı yıllarda başkanlık yapmış olan Andrew Jackson'ın adıyla anılan Jacksoncılık diye iki tane okul var. Bunlar genelde izolasyonist, içe kapanmacı ve Amerikan değerlerini en iyi şekilde Amerika'nın kendi içine odaklanması süreciyle koruyabileceklerine inanan düşünce ekolleri ulusalcı bir perspektiften dünya ile pek fazla haşır neşir olmaya gerek olmadan yaşamayı salık veren düşünce ekolleri. Bunun karşısında bir de uluslararasıcılık denen bir algılayış var.
Bunlar da kendi içinde bence üçe ayrılıyor. Kimi yazarlar ikiye, kimi yazarlar dörde. Ama ben kabaca bir tasnif yapmak istedim ve üçe ayırmayı uygun gördüm. Bir realist uluslararasıcılık var, bir liberal uluslararasıcılık var. Bir de neokonservatizm dediğimiz yeni muhafazakarcılık şeklinde tanımlayacağımız üçüncü bir ulusalcılık, uluslararasıcılık ekolü var. Bu bir eksen. Diğer eksen bu Amerika'nın kurucu değerlerini başka ülkelerin benimseyip benimseyememe kapasitesini ölçme bağlamında ortaya çıkıyor. Bir kısım insan Amerikan değerlerine sadece Amerika'ya özel olduğuna inanıp bunların başka ülkelere yayılması, projekte edilmesi noktasında çok hevesli olunmaması gerektiğini söylüyor. Ve Amerikan değerleri en iyi şekilde Amerika'nın kendi içerisinde yaşanarak bir temsil üzerinden gerçekleştirilerek söz konusu olabilir. Başkaları bu değerleri benimseyemez. Çünkü bunlar bizim değerlerimiz diyen insanlar. Bir kısmı da tam tersi şekilde bakıyor. Yani evrenselci bir bakış açısıyla bu Amerikan değerleri, yani American values dediğimiz olan aslında universal'dır, evrenseldir. Başkalarına da fırsatlar verildiğinde, başkalarına da yardımcı olunduğunda bu değerler başkaları tarafından da benimsenebilir noktasında düşünenler ve daha iyimserler. Şimdi 1776'dan yaklaşık 1945 yılına kadar bu 160-170 yıllık zaman diliminde genelde izolasyoncu, içe kapanmacı akım, gelenek daha bir etkili oldu Amerikan dış politikasının şekillenmesinde. İsterseniz biraz Jeffersoncılıkla başlayalım. Yani bu Thomas Jefferson biliyorsunuz, yani George Washington'dan sonra işte Amerikan başkanı olmuş olan kişi. Şuna inanıyor bu adam ve buna gönül veren insanlar. Biz diyor Avrupalıların ve dünyanın diğer ülkelerinin iç işlerine pek karışmayalım. Dünya siyasetiyle pek fazla alakadar olmayalım. Çünkü buna gerek yok. Bizim kuzeyimizde zayıf bir ülke Kanada, güneyimizde zayıf bir ülke Meksika. İşte doğumuzda Atlantik, batımızda Pasifik gibi iki tane devasa okyanus. Dolayısıyla coğrafi olarak oldukça korunaklı bir bölgede yaşıyoruz. Bize ne? Yani başka ülkelere gitmek, oralarda at koşturmak, oralarda ulus inşası projelerine kalkışma, kendi değerlerimizi yerine göre zor kullanarak başkalarına dayatmak. Bunlara hiç gerek yok. Biz kendi içimizde bu devasa kıtasal büyüklükte ülkede kendi iç pazarımız içerisinde yaşayarak, yani ekonomik anlamda kendi kendimize yeterliyiz zaten. Başkalarıyla ticaret etmek gerek yok. Dolayısıyla kendi kendimize mutlu bir mesut bir şekilde yaşayalım diyen insanlar, Jeffersoncular, izolasyoncular. Bunlar tabii şuna inanıyorlar. Özellikle bu Jeffersoncu gelenekte var bu. Evet, Amerika istisnai bir ulus. Amerika, yani American exceptionalism dediğimiz kavrama inanıyorlar. İşte liberal demokrasi, aşırı bireycilik, anayasalcılık, işte hukukun üstünlüğü, güçlerin ayrılığı. Bu prensipler etrafında biz Amerikan milliyetçiliğini tanımlayalım. Yani Amerikan milliyetçiliği laik, evrensel ve kozmopolitan değerler üzerine inşa edilsin. Ama bizim bu değerleri koruyabilmek ve bunları muhafaza edebilmek için içimize kapanmamız, dünya ile pek fazla haşir neşir olmamamız daha iyi. Çünkü dünyaya açıldıkça Amerika'nın bir güvenlik devletine dönüşme riski var. Amerika'nın başka coğrafyalarda at koşturması ne demek? Bunun için gerekli askeri kapasiteye sahip olması gerek, bunun için gerekli devlet kapasitesine sahip olması gerek. Yani Amerikalıların korkusu rüyası nedir? Aşırı bireyselciliğe inanan Amerikalıların güçlü, ceberrut, otoriter, garnizon bir devlet. Bu devleti istemiyorlar. Yani bütün ulusalcılar, bütün izolasyonistçiler, bütün içe kapanmacıların ortaklaşa üzerinde fikir birliğine vardıkları konu bireyciliğin aşırı bir devletçilik karşısında her daim korunuyor olabilmesi. Bireysel özgürlüklerin sonuna kadar korunabilmesi için minimum bir devlet istiyorlar. Minimum devlet, maksimum toplum. Minimum devlet, maksimum toplum. Bu minimum devleti mümkün kılabilmenin yolu Amerika'nın dünyaya olan ilgisini olabildiğince minimize etmek. Kendi içine kapanma. Jeffersoncılık biraz bu ama Jeffersoncılık şunu da söylüyor aynı zamanda. Tamam diyor, bizim değerlerimiz bize özel, okey biz biraz farklıyız, dünyada kimseye benzemiyoruz ama başkalarına da rol model olabiliriz. Yani başkaları bize baksınlar, bizim iç işlerimize nasıl yönetildiğimizi görsünler. Biz evimizin içine öyle bir düzene koyalım ki başkalarına ilham kaynağı olalım. Hani o tepenin üzerinde parlayan yıldız metaforunu hep kullanıyorlar. Başkaları bize öykünerek bizim gibi olmaya çalışsınlar. Biz onlara zorla bir şey empoze etmek, tehdit etmek durumunda kalmayalım.
Şimdi bu Jefferson'cı yaklaşım 1776'dan neredeyse dediğim gibi işte 1945'e kadar hüküm sürmüş bir yaklaşım. Şimdi tabii bu izolasyonculuk Amerikalıların genetik kollarında olan bir yaklaşım. Şimdi Trump Amerika First diyor ya, işte içe kapanmacılıktan bahsediliyor ya, Obama ile başlayıp Trump'la birlikte devam eden ivme. Aslında yeni bir şey değil. Yani Amerikan dış politikasını etki eden en önemli dış politika algısı ve yaklaşımı bu izolasyoncu yaklaşım. Bu biraz sonra anlatacağım. Bu liberal uluslararasıcılık veya yeni muhafazakarcılık gibi uluslararasıcı akımlar aslında istisnai olan şeyler Amerika'nın genetik kollarında. Asıl damar, asıl DNA'yı oluşturan asıl kromozom izolasyoncu yaklaşım. Dolayısıyla Trump aslında biraz köklere dönüş, geçmişe dönüş gibi düşünüyor ve onun dalga boyunda hareket eden bir lider gibi gözüküyor. Şimdi bu Jefferson'cılıkla bazı noktalarda benzeşen ama bazı noktalarda ayrışan başka bir izolasyoncu akım da Jackson'cılık. İşte Trump'ın dış politika vizyonunu daha çok bu Jackson'cılık belirliyor. Bu Andrew Jackson denen Amerikan başkanı, işte 30'lu yıllarda, 40'lı yılların başında Amerika'da hüküm sürmüş bir başkan. Şimdi o da şuna inanıyor. Amerika aslında diyor çok da istisnai bir ulus değil diyor. Yani Amerikan milliyetçiliği aslında ırksal, dini ve etnik temeller üzerinde yer alır, kurulmuştur diyor. Biz diyor beyazız, Anglo-Sakson geçmişten geliyoruz ve ağırlıklı olarak protestanız. Yani Box dediğimiz olay. Yani Amerika'yı Amerika yapan, Amerikalıları Amerikalı yapan temel kurucu değer bu. Biz bunu muhafaza edelim. Bu anlamda Jefferson'cılardan ayrılıyorlar. Jefferson'cılar daha laik, kozmopolit ve evrensel bir Amerikan milliyetçiliği üzerinden tanımlıyorlar Amerikalıları. Bunlar ayrışıyorlar. Dolayısıyla şimdi hatırlayınız, Trump'ın iktidara gelmesinden bu yana kaç defa konuştu Trump BM Genel Kurulu'nda? Herhalde 2 ya da 3 defa konuştu bildiğim kadarıyla. Ve hepsinde verdiği temel mesaj neydi? Biz aslında işte ulusal egemenliğimizi savunuyoruz. Başka ülkelere bir şey öğretmek noktasında hevesli değiliz. Bizim sizden yoktur bir farkımız. Biz de tipik bir ulus devletiz. Ve bunu korumak bizim en önemli vazifemiz ve görevimiz. Jackson'cılarda şöyle bir yaklaşım da var. Popülizmin temel çıkış noktaları da aslında Andrew Jackson'a atfedilir. Yani Amerikan popülizmi biraz da budur. Hem Jackson'cıların hem Jefferson'cıların benimsedikleri temel prensip nedir? Minimum devlet, maksimum toplum. Minimum devletten aslında biraz da kastettikleri şu, yani elitlere karşı olmak. Amerikan elitleri, bu geçmişte de vardı bu Amerikan elitleri, hala elitler ne, nasıl insanlardır normalde? Ülkelerin dış politikalarına, ekonomik çıkarlarına hükmeden onları şekillendiren, yöneten, uygulayan kişiler nasıl insanlardır? Aslında genelde uluslararasıcı, küreselleşmeye inanan bir zihniyete sahiptirler. Dünyanın neresine giderseniz gidin, neresine giderseniz, hangi ülkeden bahsediyor olursak olalım, konjektürel şartlardan bağımsız olarak söylüyorum bunu. Genelde elitler dünyalılığı önemserler. Başkalarıyla ticareti önemserler, ne bileyim işte karşılıklı bağımlılık ilişkilerini falan önemserler ve bundan nemalanırlar. Bir Amerikan eliti, aynen bir Türk eliti gibi, aynen bir Rus eliti gibi, dünyanın neresine giderse gitsin, ayakta kalabilir, survive edebilir. Farklı bir toplumsal dokuya kolaylıkla entegre olabilir bir elit profilindeki kişi. Niye? Çünkü kendisini dünya vatandaşı olarak görüyor. İşte bu Amerikan popülizmi, Jacksoncılıkla özdeşleştirilen popülizmi bunlara karşı. Bunlara karşı. Yani devlete, devletle özdeşleşen elitlere, elitlerin güdümündeki güçlü bürokrasiye, bürokratik devlete olabildiğince karşı, olabildiğince yerelden yönetim, yerinden yönetim noktasında arzulu ve istekli. O yüzden mesela Trump ne yapmaya çalışıyor? İşte merkezi devletin yetkilerini kısmaya çalışıyor. Vergileri kısmaya çalışıyor. İşte ne bileyim, devlet kurumlarını temsil eden o bürokrasiye, Anayasa Mahkemesi başta olmak üzere, devletin diğer kurumları peşinden gelmek üzere hep bir mesafeli bakıyor. Yani gerçek egemenlik halkta olsun, elitlerde olmasın, elitlerin güdümündeki bürokrasi yönetmesin. Böyle bir gelenek. Jacksoncılar popülist olmalarının ötesinde bir de aynı zamanda dış politikada olabildiğince tek taraflılığı ve kaba güç kullanmayı da uygun gören insanlar. Ve dış politika çıkarlarını da olabildiğince minimum şekilde tanımlayan insanlar. Yani şunu demek istiyorum, kıtasal, topraksal bütünlüğümüz ve temel anayasal değerlerimiz korunduğu müddetçe bizim dışarısıyla ilişkili hayati bir çıkarımız söz konusu olamaz, olmamalı. Kim
herhangi bir şekilde bizim ulusal sınırlarımıza tecavüz ederse, bizim o VAPS kimliğimize bir zorlama ortaya koyarsa, gidelim onun kafasını elimizdeki en acıtıcı, can yakıcı araçları kullanarak cezalandıralım. Yani başkalarını cezalandıralım. Canımızı yakar da cezalandıralım. Ama canımızı yakmazsa bırakalım, ne halleri varsa görsünler. Aynen Trump'ın dış politika zihniyeti. Yani işte başka yerlerde kavga varmış, çatışma varmış, işte kaos varmış, anarşi varmış, güç rekabeti varmış. Çok da umurunda değil Jacksoncuların. Tabii ben bunu biraz böyle kitabi anlatıyorum. Yani gerçek hayat birebir bununla örtüşmeyebilir. Ben bunun farkındayım ama biraz açıklayıcı olsun diye böyle çok kuramsal ve teorik anlatmaya çalışıyorum size. Bir model ve şablon anlamında söylüyorum bunu. Jacksoncularda çok kabaca ifade etmek istersem bunu söylüyorlar. Tabii Jefferson'cı zihniyet, Jackson'cı zihniyetten daha önemli Amerikan ulusalcılığını tanımlama noktasında. Şimdi bir an için bu ekseni bu tarafta bırakalım. Bir de çok kabaca hemen uluslararasıcılığa geçelim istiyorum. Mesela uluslararasıcılar bunlardan farklılar. Mesela önce realist uluslararasıcılıktan bahsedeyim ben size. Şimdi bu adamlar diyor ki Amerika'nın küresel bir devlet olması iyi bir şeydir. Güçlü bir devlet olması iyi bir şeydir. Eşitler arasında birinci olması iyi bir şeydir. Nasıl ki İngiltere, Büyük Britanya İmparatorluğu, Pax Britannica'yı mümkün kıldı. Hangi yollardan bunu mümkün kıldı? Ticaret üzerinden mümkün kıldı. Güçlü bir donanma, güçlü bir askeri kapasitesi üzerinden mümkün kıldı. Biz de bunu yapalım. Yani dünyanın diğer coğrafyalarındaki ekonomik çıkarlarımızı takip etme noktasında çekimsel olmayalım, bunları zorlayalım. İşte open door policy çerçevesinde başka ülkelerin pazarlarını, Amerikan mallarını açalım. Amerikan donanması dünyanın bütün açık denizlerinde bayrak göstersin. Amerika mümkün olduğunca başka coğrafi bölgelerde askeri üslere sahip olsun. Yani Amerika askeri varlığını, ekonomik çıkarlarını korumak adına kullanmaktan çekinmesin. Ama Amerika şunu yapmasın. Amerika değer odaklı bir dış politika takip etmesin. Başkalarına neyin yanlış, neyin doğru olduğunu söylemesin. Buna gerek yok. Ulus inşası, ulus inşacılığı gibi işte Irak'ta demokrasi olsun, Libya'yı dönüştürelim, Suriye'de bir şeyler yapalım, Afganistan'dan yeni bir liberal demokrasi. Böyle hayallerin peşinde koşmaya gerek yok. Çünkü dünyada siyaset genelde jeopolitik güç mücadelesi üzerinden evriliyor, diğer politik çıkarlar üzerinden evriliyor. Dolayısıyla bu realist uluslararasıcılar dünyanın bu anarşik yapısıyla uyumlu, kendilerine bununla uyumlu hissediyorlar. Aynen Kissinger'ın zamanında işte Çin'e yaklaşıp Sovyetleri dengeleme stratejisi gibi. Yani o zamanki Çin'le, 70'li yılların başındaki Çin'le 70'li yılların başındaki Amerika arasında değersel ve kimliksel anlamında neredeyse ortak hiçbir nokta yok. Buna rağmen, ideolojik, normatif, değersel farklılıklara rağmen Amerika Çin'e yaklaştı. Sovyetler Birliği'ni dengelemek adına. Demek ki böyle şeyler biz yapalım. Realist uluslararasıcılık biraz bu. Bazen uluslararası örgütleri kullanalım çıkarlarımızı gerçekleştirmek adına. Eğer bu mümkün değilse tek başımıza da takılabiliriz. Böyle bir yaklaşım var. Çok derece pragmatik bir yaklaşım. Bu bir uluslararasıcı görüş bu. Bu uluslararasıcı görüş, realist uluslararasıcı görüş dünyada istikrarın ve barışın sağlanmasını bir şekilde mümkün görüyor. Nedir o? Güçler dengesi. Yani Amerika en güçlü devlet olarak bulunsun dünya siyasetinde, başka kritik coğrafyalarda hiçbir devlet bölgesel hegemonya kuramasın. Ne Rusya Avrasya bölgesinde, ne Almanya Avrupa kıtasında, ne Çin Doğu Asya bölgesinde Amerika'nın Kuzey Amerika'da kurduğu hegemonya benzeri bir hegemonik etki yaratmasın. Bunu mümkün kılmayalım. Yani tek hegemonik güç biz olalım. Diğer ülkelerin de kendi bölgelerinde bölgesel şerif rolünü oynamalarını engelleyelim. Büyük güçler arası diplomasiyi kullanalım. Tamam mı? En egemen güç olalım ama bunu değer üzerinden değil, olabildiğince real politik çıkarlar üzerinden meşrulaştıralım. Nokta. Yani gerçekçi uluslararasıcılık biraz bu demek. Şimdi buna mukabil iki tane daha uluslararasıcı görüş var. Bunların bir tanesi liberal uluslararasıcılık, bir tanesi de yeni muhafazakarlık. Liberal uluslararasıcılar hatırlayın işte İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden neredeyse 2008 yılına kadar, Obama'nın iktidara gelmesine kadar
Amerika'nın dış politikasına etki eden en önemli düşünce ekolü. Yani liberal international order dediğimiz. Burada iki tane kavram var. Daha doğrusu iki tane değil de yani ben şimdi öyle aklıma geldi diye söylüyorum. Yani Amerikan çıkarları ile Amerikan değerlerini küresel ölçekte nasıl bağdaştırabiliriz? Yani Amerika aynı zamanda istisnai bir ulustur. Aynen ulusalcıların inandığı gibi, Jeffersoncılar gibi liberal uluslararasıcılar da Amerika'nın istisnai bir ülke olduğuna inanırlar. Bu konuda kafaları nettir. Başkan Wilson buradaki en önemli referans noktasıdır. Amerikan Başkanı Woodrow Wilson. İşte 1910'lu yıllar biliyorsunuz 13-20 arasında iktidarda olmuştu Demokrat Başkan. Amerika Tanrı tarafından kendisine verilmiş bir misyonu olduğuna inanır. Nedir o misyon? Barbarları medenileştirmek. Yani medeni olmayan yerlere medeniyet götürmek. Yani başkalarına ne kadar fazla kendimize benzetirsek Amerika'daki demokrasiyi o kadar yaşanır kılabiliriz. Yani making democracy safe falan. Biliyorsunuz bu Wilson'ın şeyi, genel mottosu. Making the world safe for democracy. Ama hangi demokrasi? Amerika'daki demokrasi. Amerika'daki demokrasi iyi işleyebilmesi için dünyanın da liberal demokrasik değerler etrafında dönüşmesi gerekiyor. Niye? Niye dönüşsün? Çünkü Amerika çok fazla müdahale etmek zorunda kalmasın. Yani bu self-determination prensibini niye teoride benimsemiş Başkan Wilson ve inananlar? Ve başka coğrafyalar kendi kaderlerine Amerikan değerleri özelinde, Amerikan değerleri etrafında hükmediyorlarsa, şekillendirebiliyorlarsa Amerika'nın müdahale etmesini gerektirecek sebepler de ortadan kalkıyor aslında. Yani şöyle bir mantık var. O iki savaş arası ortama etki eden 1920'li ve 30'lar, hatta Birinci Dünya Savaşı öncesi dünya siyasetini etki eden o real politik güç dengeleri, uluslararası istikrarı ve siyaset barışı, real politik güç dengeleri üzerinden kurma anlayışı tükaka bir anlayış. Yani onu geride bırakalım. Biz yeni bir dünya yaratalım. Barış olsun, huzur olsun, refah olsun, tamam mı? Bunlar uluslararası örgütler üzerinden olsun, çok taraflı işbirliği mekanizmaları üzerinden olsun. Ama bir şey çok önemli. Özellikle 45'ten sonraki zaman diliminde bu çok taraflılık ve liberallik, dünyadaki liberallik Amerikan hegemonyası altında olsun. Yani Amerika küresel hegemonyasını kurma noktasında çekimser, ihtiyatlı pek davranmasın. Kendisinin rol modeli olduğuna, kendisinin örnek ülke olduğuna inansın. Bunları başka ülkelere yaysın. Ama bunu zorla yapmasın. Bunu rıza üzerinden yapsın. Yani başka ülkelerin kalbini kazanma üzerinden yapsın. Mesela bir sürü uluslararası örgütün kurucu babası Amerika. 1945'ten günümüze geçerliliğini koruyan NATO olsun. Yani Avrupa Birliği'nin bile kurucu babası aslında Amerika. Yani Avrupa Birliği ülkelerine, daha doğrusu Avrupalı müttefiklere Amerika bir güvenlik şemsiyesi sunmamış olsaydı arkadaşlar, 1945'li yıllardan sonra 50'li yılların başında, NATO olmasaydı, yani öyle söyleyelim, Avrupa Birliği de olmazdı. Niye? Avrupa Birliği, AB ülkeleri kendi güvenlik sorunlarını kendileri çözmek zorunda kalacaklarından silahlanmaya çok daha fazla kaynak ayıracaklar ve bu sayede ekonomik gelişmişliklerini, entegrasyonlarını sağlama noktasında ellerinde yeterince kaynak olmayacaktır. Yani aslında AB de kendi varlığını biraz Amerika'ya borçlu bu durumda. Ama bu küresel hegemonik Amerika rıza üretme noktasında asla bunu hep çalışsın. Mesela uluslararası hukuk Amerika'yı da bağlasın. Liberal uluslararasıcılığın göre de böyle bir hukuk diyoruz ya, herkes uluslararası hukuka bağlı olsun diyoruz ya, ama Amerika da kendisini muaf görmesin uluslararası hukuktan. Gerek BM içerisinde, gerek diğer çok taraflı uluslararası örgütler içerisinde Amerika başkalarıyla görüştüğü, negotiate etsin, alder ilişkisine girsin, orta noktayı bulmaya çalışsın. Empoze etmek yok, orta noktayı bulma var. Ama orta noktayı da kendi çıkarlarına uyumlu şekilde bulmaya çalışsın. Bunun mümkün olması da bir şeye bağlı. O da Amerika'nın meşru görünmesine bağlı. Meşru görünmesi ise Amerika'nın uluslararası hukuka uygun hareket ediyor algısının geçerli olmasına bağlı. Böyle bir vizyondan bahsediyoruz. Hegemonik bir vizyon. Hegemonik bir vizyon. Amerika'nın liberal anlamda dünyanın genelinde hegemonik bir güç olduğunu söylüyor. Uluslararası barış ve istikrar için bir hegemonun şart olduğuna inanıyor. Çünkü son kertede şöyle düşünün. Yani birisi güvenlik ve ekonomik refah sunmazsa veya bunun son kertedeki en önemli tedarikçisi olmazsa, bunun garantörü olmazsa diğer devletler kendilerini pek fazla şey hissedemeyecekler, rahat hissedemeyecekler. Mesela Amerika'nın kaç tane uçak gemisi var? Yaklaşık 12 tane uçak gemisi var.
Kaç tane askeri üssü var dünyanın genelinde? Yaklaşık 800 tane askeri üssü var. Kaç tane Amerikan askeri Amerikan sınırların dışarısında görev yapıyor? Yaklaşık 300 bin tane. Yani 1.2 milyon Amerikan askeri olduğuna inanılıyor Amerikan ordusunda. Bunun yaklaşık 300 bini Amerika coğrafyasının dışarısındaki ülkelerde, üstlerde, çeşitli büyüklükteki askeri tesislerde görevli. Bunların amacı ne? İşte bu Amerikan hegemonyasını geçerli kılmak ve dünyanın genel işleyişini istikrarlı hale getirmek. Yani bu ne diyoruz işte ticaret yolları istikrarlı olsun, işte petrolün dünya denizlerindeki seyri sefer hali garanti altına alınsın. O global common dediğimiz public good'lar var ya, kamu good'ları, kamu malları. İşte onların tedarik edilmesi ve güvenliklerin sağlanması noktasında Amerika elini taşın altına koysun. Bu bakış açısı Amerika'ya inanılmaz bir misyon, inanılmaz bir sorumluluk ve inanılmaz bir maliyet yüklüyor. Çünkü bu bakış açısı ulus inşası projelerine de cevaz veriyor aslında. Yani başka ülkeleri gidip kendi değerleri etrafında dönüştürmeyi de meşrulaştırıyor. Bu bakış açısı da şunu da söylüyor bize. Eğer diyor Amerika dünya siyasetinden elini ayağını çeker, kendi içine dönmeye çalışırsa, bu kapıyı biz bir kere açarsak, dünya tekrar İkinci Dünya Savaşı öncesi haline dönebilir. Yani hayvanat bahçesi haline getirdiğimiz o dünya tekrardan bir jungle'a dönüşebilir. O jungle ortamı ortaya çıkarsa o zaman tekrar Amerika müdahale etmek zorunda kalabilir ki bunun maliyeti çok daha fazla olur. Mesela ben size bir kitap önermek isterim. When the Jungle Grows Back diye. Robert Kagan'ın. Robert Kagan'ı bilmiyorum duymuşsunuzdur mutlaka bu işlerle iştigal eden arkadaşlar olarak. Çok önemli bir teorisyen. Amerikan dış politika yapım sürecinde etkili ve düşünceleri dikkate alınan, itibar gören bir entelektüel. Bunu tavsiye ediyor. Sakın ha diyor, eve dönmeyelim, geri çekilmeyelim, Orta Doğu'daki varlığımızı azaltmayalım. İşte Avrupa'daki varlığımızı korumaya çalışalım. Uzak Doğu'da daha da fazla olalım. Niye? Eğer biz eve gelirsek kaos ve anarşi ortaya çıkacak. Bizim boşluğumuzu fırsat bilen bir sürü bölgesel aktör ben de varım, ben de varım demeye başlayacak. O ben de varım, ben de varım demeye başladıkça ne olacak? Birbirlerini yiyecekler. Sorunlar çözümsüz kalacak. Dolayısıyla yine gelip benim kapımı çalacaklar. Ben tekrar müdahale etmek zorunda kalacağım ki bu zaten daha da maliyetli bir şey oluyor. Buna hiç gerek olmasın diyor mesela liberal uluslararası. Şimdi bir de bunun biraz daha ekstrem boyutunda yeni muhafazakarcı bakış açısı var ki bu Amerika'da başkanlık yapmış olan oğul Bush döneminde etkisini en açık şekilde göstermiştir 2001-2008 yılları arasında. Yeni muhafazakarlar da liberal uluslararasıcılar gibidirler çoğu zaman. Birçok şeye inanırlar. Onlarla aynı şeyleri düşünürler. Hegemonya noktasında taviz verilmemesi gerektiğini söylerler ama bir farkları vardır. Güç kullanma noktasında ve tek taraflı takılma noktasında daha hoyrat, daha kaba ve daha kırıcıdırlar. Mesela hatırlayınız Bush zamanında transatlantik ilişkiler tarihinin en krizli döneminden geçmişti. Niye? Çünkü Amerika kendi egemenlik yetkisini ve dış politikada karar alma kapasitesini NATO üyeleriyle paylaşmak istememiştir. Irak'a giriyorum demiştir, girmiştir. İster Almanya karşı gelsin, ister İngiliz kamuoyu, İngiliz halkı sokaklarda gösteri düzenlesin, ister Fransız halkı istemesin, umurumda değil. NATO benim karar alma yetkimi sınırlandıramaz. Amerika'nın en yüksek karar alma otoritesi işte Amerikan Kongresi'dir. Onun üzerinde hiçbir uluslararası örgüt veya merci bulunamaz. Mesela liberal uluslararasıcılar bu kadar hoyrat değildirler. Onlar BM'yi önemserler, çok taraflı örgütleri önemserler. Bu birliktelikler içerisinde, kurumsal yapılar içerisinde müttefiklerle görüşmeyi ve orta noktaya varmayı önemserler. Çünkü meşruiyeti önemserler. Bu yeni muhafazakarlar dünyayı daha fazla kimliksel bir bakış açısından görürler. Hani hatırlayınız George Bush'a atfen söylenen bir cümle vardır. My way or highway. Yani ya benim yolum ya otoyol demiş adam yani. Ne demek istiyor? Yani ben hangi ülkeleri dostum olarak tanımladıysam o ülkeler dostumdur. Millet başka ülkeler seçsinler tercihlerini. Benimle misin değil misin? Böyle bipolar yani duality üzerinden tanımlıyor. İşte şerekseni kavramı aklınıza getirin bir an için. Yani şeytanileştirilmiş devletler. Niye şeytanileştiriyor bu yeni muhafazakarcı bakış açısı bazı devletleri? Çünkü onlar Amerikan değerlerinin tamamen karşıtında görüldüğü için. Yani onları kazanmak gibi bir şey yok, durum yok. Gidip onları yenmek ve onları dönüştürmek gibi bir durum var. Yani
bu anlamda çok radikaller ve çok keskinler. Gücü daha fazla meşrulaştırıyorlar. Tek taraflı güç kullanımını meşru görüyorlar. Zaten literatürde şöyle bir ifade var. Yani bu yeni muhafazakarları tanımlamak için kullanılan. Bunlar postallı liberal uluslararasıcılardır. Yani postal giymiş liberal uluslararası. Askeri güç enstrümanlarına çok fazla değer atfederler. Yani Amerika'nın dış politika çıkarlarının Pentagon üzerinden takip edilmesi gerektiğini düşünürler. Amerikan askeri yapılanmasına çok fazla kaynak aktarılması gerektiğini düşünürler. Liberal uluslararasıcılar bu kadar değildir. Evet, onlar da önemserler askeri güç üstünden ama diplomasiye de en az onun kadar önem verirler. Yani bu Department of State dediğimiz, yani Amerika'daki Dışişleri Bakanlığı yapısı önemli bir kurumdur liberal uluslararasıcıların gözünde. Ama yeni muhafazakarcıların gözünde bütün yollar Pentagon'a çıkar. Mesela Amerika'nın dünyanın 7 farklı bölgesinde askeri komutanlıkları vardır. Mesela atıyorum işte Orta Doğu bölgesine bakan, her bir askeri komutanlığı bölgeyi yöneten askeri komutanlığın başındaki general o bölgede yer alan ülkelerdeki Amerikan büyükelçilerinden daha yukarıda bir yerdedir. Direkt başkana bağlıdır. Direkt başkana hesap verir. Arada hiçbir kurum yoktur. Ne Pentagon vardır ne Dışişleri Bakanlığı vardır. Mesela merkezi komutanlığın başındaki Amerikalı 4 yıldızlı general direkt başkanla irtibat halinde, hiyerarşik ilişki öyle kurulmuştur mesela. Yani yeni muhafazakarlar biraz bunu söylüyorlar, bunun önemli olduğunu düşünüyorlar. Tabii çok maliyetli bir strateji bu. Niye? Çünkü küresel hegemonya peşinde koşmanın inanılmaz devasa bir ekonomik maliyeti var. Şimdi arkadaşlar, çok kabaca bir tasnif yapmaya çalıştım kısaca. Ama bu tasnifin sonuna gelmeden önce özellikle liberal uluslararasıcılarla yeni muhafazakarlar arasında var olduğunu düşündüğüm bir farkı da söylemek istiyorum. Bu Amerika'nın liberal demokratik değerlerinin başkaları tarafından benimsenebilme ihtimali noktasındaki bir farklılık bu. Liberal uluslararasıcılar iyimserler. Yeni muhafazakarlar kötümserler. Aynı Jacksoncılar gibi. Niye kötümserler yeni muhafazakarlar? Çünkü diyorlar bunlar bizim değerlerimiz kardeşim. Yani başkalarının bizim gibi olmasını bekleyemeyiz. Yani mümkün değil, kendi başlarına yapamazlar. Biz gidip kafalarına kakacağız. Gidip öğreteceğiz. Başka yolu yok. Ama liberal uluslararası hayır. Konuşarak, entegrasyon kurarak, karşılıklı bağımlı ekonomik ilişkiler kurarak onları da bize benzetebiliriz. Yeter ki sabırlı olalım. Bu neye benziyor? Amerika'nın Çin'e karşı takip ettiği dış politika çizgisine benziyor. 1970'li yılların sonundan 2010'lu yılların başına kadar Amerika'nın Çin'e bakış açısını şekillendiren temel görüş, liberal uluslararası. Yani Çin'i açalım, dünyaya entegre edelim, pazarını açalım. Hem biz Çin pazarına mal satalım, hem Çin Amerika pazarına mal satsın. Karşılıklı sosyal, ekonomik, kültürel değiş tokuşlar, hareketler, insan hareketleri, öğrenci, Erasmus tarzı öğrenci programları, iş ortaklıkları olsun ki adamları yavaş yavaş bize çekip eritelim, pasifize edelim, bize benzetelim. Sistemin meşru bir aktörüne dönüştürelim. Sabırlı olalım yeter. Sabır şart burada. Tamam mı? Ama neokonservatifler, yeni muhafazakarcılarda bu sabır yok. Çünkü kötümserler. Başkalarının Amerikan değerlerini benimseme kapasitesini olabildiğince az görüyorlar. Şimdi yaklaşık kaç dakika oldu konuşalı? 40 dakikaya yaklaştı. Şunu da söyleyeyim. Tabii bunlar çok şablonik şeyler. Yani birbirinden çok net çizgilerle ayırmak bunları pek mümkün değil. Birkaç örnek vereceğim. Genelde cumhuriyetçi partilerin daha izolasyoncu ve ulusalcı bir çizgiye inandıkları, Demokrat Parti'nin ise, Demokrat başkanlarının ise daha uluslararasıcı bir dış politika vizyonuna sahip olduğuna inanılır. Böyle bir genel kabul var. Ama bu genel kabul her daim doğru değil. Mümkün değil her daim doğru olması. Bazen cumhuriyetçi bir başkan olabildiğince izolasyonist takılabiliyor. İşte Jacksoncı, Trump gibi. Bazen yine cumhuriyetçi bir başkan liberal uluslararasıcı olmak yerine realist uluslararasıcı gibi takılıyor. Aynen Richard Nixon
Trump'ın Richard Nixon gibi veya Kissinger'ın takip ettiği dış politika vizyonu gibi. Veya iki tane demokrat başkan alalım. Bir tanesi Bill Clinton, 1993-2000 yılları arasında Amerikan başkanı olmuş. Bir tanesi de Barack Obama. Çok yakın bir örnek olduğu için işte 2009 ocağından işte 2016'nın sonuna kadar 8 sene. İkisi de sözüm ona liberal uluslararasıcı söyleme inanıyor ama Clinton bir daha fazla inanıyor. Daha fazla committed, daha fazla buna adamış kendini. Ama Obama öyle değil. Obama mesela takip ettiği dış politika çizgisiyle Amerika'nın dünya siyasetindeki etkisini biraz böyle yavaş yavaş kırmak, Amerikan askeri varlığını Irak'ta, Afganistan'da azaltmak, Amerikan askerlerini eve çekmek, küresel sorumlulukları paylaştırmak hem müttefiklere hem de olası düşmanlara karşı. Mesela İran'la anlaşma imzalıyor Obama. İran nükleer anlaşma. Niye İran'ı kazanayım ki? Orta Doğu'nun barış ve istikrarı İran ve diğer Orta Doğu ülkeleri arasındaki karşılıklı güç dengesi üzerinden evrilsin. Küba'ya açılım politikası. Mesela Demokrat Obama'nın bir başarısı diyelim. Niye? Küba uzun zamandır, yani 1950'li yılların sonundan itibaren Amerika'nın ezeli düşmanı olmuş bir ülke. Bütün cumhuriyetçiler, daha önceki demokratlar hep karşı gelmişler Küba'nın kazanılması noktasında. Hep düşman olarak. Ama Obama mesela o şeyi yıkıyor. Daha nasıl anlatsak? Şu anki Jackson'cı içe kapanmacılığa zemin hazırlayan bir dış politika takip ediyor mesela Obama. Demokrat olmasına rağmen, küreselleşmeye inanmasına rağmen, çok taraflı uluslararası örgütlerin meşruiyetine inanmasına rağmen ve müttefikleri kazanma noktasındaki cesaretine rağmen, bütün bu demokratik özelliklerine rağmen çok realist bir dış politikaya geçişin zeminini hazırlamış aslında Obama. Ki Trump zaten Obama'nın bırakmış olduğu bu çizgiyi elinde buluyor. Şimdi bizim belki düşünmemiz gereken soru şu. Takip eden yıllarda, önümüzdeki dönemde, özellikle işte Kasım'ın 3'ündeki Amerikan başkanlık seçiminden sonra Amerika'nın nasıl bir büyük strateji izleyebileceği, buna da kafa yormak zorundayız. Birçok gözlemci, yani bunları sadece ben söylüyor değilim, okuduklarımdan da paylaşmak istiyorum bazı şeyleri. Ben de inanıyorum çünkü bunların çoğuna. Ne çok aşırı uluslararasıcı, ne çok aşırı isolationist, yani ulusalcı, içe kapanmacı bir dış politika izleyebilir. İki tane aşırı ekstrem boyutta takılması mümkün değil. Yapması gereken nedir diyor birçok insan? Böyle offshore balancing dediğimiz kıyısal dengeleme veya judicious engagement dedikleri veya selective engagement dedikleri, Charles Kupchan diye çok önemli bir Amerikan dış politika teorisyeni var, onun argümanı. O da bunu ne diyor? Evet, Orta Doğu çok da önemli değil aslında eskiden olduğu kadar. İşte biz artık Orta Doğu petrolüne çok fazla muhtaç değiliz. Ondan sonra çünkü kendi kendimize yeter bir ülkeyiz ve en büyük petrol ve gaz ihracatçısı ülke neredeyse Amerika olmuş durumda. Yani çok da umurumuzda değil. Avrupa Birliği, bırakalım Avrupa Birliği de kendi güvenlik sorunlarını kendileri çözsün. Çünkü Avrupa Birliği ülkeleri toplamda en az Amerika kadar zengin. Yeterli mali imkanları var. Biraz ellerini ceplerini açacaklar kardeşim. Uzun yıllar benim üzerinden beleşçilik yaptılar. Bedavaya güvenliklerini sağladılar. Artık deniz bitti. Bundan sonra kendi güvenliklerini kendileri yapacak. Almanya topa daha çok girecek. Fransa topa daha çok girecek ki benim için asıl önemli olan bölgeye kanalize olabileyim. Çin'e. Çin. Başka bir şey. Hatırlayınız Trump'ın bir videosunda bir kesi China. İşte seyrettiniz mi bilmiyorum ama çok kısa böyle belki kaç defa China diyor mesela. Çok komik bir videoydu. İlginç bulmuştum onu. Ne demek istiyorum? Yani çok hayati olmayan yerlerdeki varlığımızı azaltalım. Daha hayati olan yerlerdeki varlığımızı koruyup hatta gerektiğinde arttıralım. Ama küresel hegemonya peşinde artık koşmayalım. Çünkü post-American dediğimiz bir dünyaya biz geçiyoruz. Mesela Obama'nın çok önemli bir sözü var. Ne demiş Obama? I am the first American president of the post-American world. Yani Amerika sonrası dünyanın ilk Amerikan başkanıyım. Adam bununla barışma noktasında hevesli. Yani bırakalım artık o işte Irak'ta, İran'da, işte Afganistan'da bir sürü para, bir sürü ekonomik maliye. Sonuç ne elde var? Sıfır. Hiçbir şey kazanmamışız. Hala savaşlar devam ediyor. Dünya kadar Amerikan askeri ölmüş. Hatta daha da karmaşık hale gelmiş işler. Biz girmişiz, daha da beter etmişiz. Yani çözüm getirmek, model sunmak şöyle dursun, daha da içinden çıkılmaz hale getirmişiz ki bu başarısızlık aslında Amerikan halkını da bıktırmış. Çünkü Amerika'daki genel eğilim ve hissiyat şu noktada: yeter artık.
Hele Covid de var ya şimdi. Sağlık zaten hak ettire. Trump'ın politikalarını takip ediyorsunuz. Ekonomi, yani Trump'ın 2 yılına nazaran bir fall içerisinde, düşüş içerisinde. Dolayısıyla bizim asıl sorunlarımız evde. Mesela Obama'nın çok önemli bir söylemi var. We should do nation building but at home diyor yani. Önce Amerika'da ulus inşasına başlayalım diyor. Çünkü Amerika artık tarif edilemez kaotik bir ortama dönüşmeye başladı. Kutuplaşma arttı, ekonomik sorunlar var, gelir adaletsizliği had safhada, ırkçılıktan kaynaklanan işte görüyorsunuz en son ölüm olaylarını falan. Yani bunlar bizim yarayan kanalarımız, kanayan yaralarımız. Dolayısıyla önce bunlara bir merhem bulalım. Ondan sonra tekrar yolumuza bakarız. Kendimizi bir çekidüzen vermek zorundayız. Dolayısıyla genel hissiyat bu yönde. Tamam mı? Evet, Çin geliyor. Çin var. Çin noktasında şey olamayız. Müsamahakar olamayız. Çin'i hafife alamayız. Çin'e karşı dikkatli olmak zorundayız. Zaten hem Demokrat Parti Biden hem Cumhuriyetçi Parti Trump Amerika'nın Çin'e karşı dış politikası ne olur sorusuna hep şunu söylüyorlar. Yani ikisinin de ortaklaşabilmesi. Evet, artık işte eskisi gibi yürüyemez. Bu liberal integrationist yani Çin'i dönüştürelim, Çin'i sorumlu bir ortak yapalım politikası iflas etti. Artık Çin bizim için bir rakip kardeşim. Yani bunu bu şekilde görelim. Tamam, Trump aşırı gitti. Çok üst perdeden konuştu, hoyrat davrandı, kaba konuştu. Okey, bunları biliyoruz ama adam da bir doğrunun altını çizdi. Yani aşırı dengesizlik var Çin lehine. Amerikan ticaretinde biliyorsunuz. Yani yaklaşık 600 milyar dolar. Bunun 500 milyar doları Çin'in Amerika'ya. 100 milyar doları Amerika'nın Çin'e ihracat. Aradaki dengesizliğe göre inanılmaz. Ve Çin kazanıyor. Nasıl kazanıyor? Her geçen gün, her geçen saniye aslında Amerika ile Çin arasındaki denge Çin lehine kapanıyor. Amerika lehine kapanmıyor. Çin lehine kapanıyor. Şu anda Çin'in ekonomik büyüklüğü, yani doların satın alma paritesi, satın alma değeri üzerinden, daha doğrusu nominal değeri üzerinden bakarsanız yaklaşık %70'i. Ama doların satın alma gücü paritesi, purchasing power parity üzerinden bakarsanız Çin ekonomisi 130 ise Amerikan ekonomisi 100. Çin geçmiş yani Amerika'yı. Ve bu gidişat durdurulamayacak bir gidişat. Birçok gözlemci. Dolayısıyla ne diyorlar bu adamlar? Hem Cumhuriyetçi hem Demokratlar. Bizim temel ilgimiz, alakamız tamamen Çin'e gelmek zorunda. Yani askeri varlığımızı çoğun eve çekelim, iş işlerimizi yönelim. Ama şunu da söylemiyorlar. Tamamen içe kapanalım. Tamamen dünyaya elveda diyelim. O klasik, o Jacksoncılar gibi. Veya Jeffersoncıların o aşırı uçtakileri gibi. Yani biz bize yeteriz. Böyle bir dünya yok artık. Yani şu anda çok küreselleşmiş, çok entegre olmuş bir dünyada yaşıyoruz. Dolayısıyla dedikleri ne? Bu dünya içerisinde kalıp kendi çıkarlarımızı nasıl koruyabiliriz? Yani post-Amerikan bir dünyaya evriliyor, bunu kabul ediyoruz ama bu evrim sürecini yönetmek noktasında stratejiler geliştirmeliyiz. Hayal kurmayalım, eskiden sahip olduğumuz kadar güç ve etkiye sahip değiliz. Paylaşmak zorundayız gücü ve sorumluluğu başka aktörlerle. Ama dünyaya da küsüp, yani aşırı izolasyoncu bir şekilde davranıp işte sınırları kaldıralım. İşte Müslümanları, Meksikalıları, Çinlileri, Japonları ülkeye sokmayalım. Duvarları, kale duvarlarını kaldıralım. Yani böyle çekelim yüksek duvarları falan, kendimizi koruyalım. Bunu da yapmayalım. Mesela Samuel Huntington denen bir bilim adamı var biliyorsunuz. Çok önemli bir şahsiyet. Yani 2008 yılında yazmış, Who We Are demiş. Who We Are, biz kimiz? Bu kitap Türkçe'ye de çevrildi. Mutlaka okuyun. Çok izolasyoncu, içe kapanmacı bir bakış açısını meşrulaştırıyor. Ne üzerinden meşrulaştırıyor? Diyor ki artık Amerika, Amerika olmaktan çıktı diyor. Hispaniklerin, Afro-Amerikalıların ve uzak doğu kökenli Asian Amerikalıların Amerikan nüfusu içerisindeki payı inanılmaz derecede artıyor diyor. Dikkatli olalım diyor. 2030'lar gelmeden diyor, White Anglo-Saxon Protestant Americans diyor, en büyük azınlık olacak Amerika'da diyor. Biz bunu istiyor muyuz diye soruyor mesela Amerikan halkına. Yani uyanın diyor ey Amerikalılar, ülkemizden de oluyoruz falan demeye çalışıyor. Yani İngilizce tek kelime konuşmadan sadece İspanyolca üzerinden Amerika'da yaşayan milyonlarca insan var. Mümkün bu yani. İspanyolca neredeyse ikinci ana dil gibi bir durum var. Bu tehlikeye işaret ediyor. Şimdi bu tehlikeyi, yani bunu tehlike olarak, bu gelişmeleri tehlike olarak gören hatırı sayılır bir Amerikan toplumu var, halk var.
Dolayısıyla bu halk asla şunu artık istemeyecek. Yani eskiden olduğu gibi o liberal internasyonel hegemonik güç bunun peşinde koşmayacak. Çok da bu da aslında bize şunu gösteriyor. Yani önümüzdeki yıllar hakikaten kaosun ve anarşinin bence hızlanarak artacağı yıllar. Kimin elinin kimin cebinde olduğunu tahmin edemeyeceğimiz her bir ülke kendi güç kapasitesi çerçevesinde kendi bölgesine ve dünyanın geneline ayar vermeye, nizam vermeye çalışıyor. Bir güç savaşı var, bilek savaşı var. Niye? Çünkü ortam buna müsait. Ortada şöyle bir adam kalmamış yani. Son kertede evet ne oluyorsunuz falan. Herkes kendi evine çekilsin bakayım. Böyle bir adam yok artık yani. Hakem rolünü oynayabilecek. Son böyle yani global cop, global polis, şerif dediğimiz rol oynayabilecek bir aktör. Amerika'da bu rolü oynamak istemiyor. Kaç dakika olmuş? 50 dakika. Yeterince konuşmuşum. Şimdi ben burada susayım. Belki soru cevap olursa o şekilde ilerleriz. Bu arada arkadaşlar chat kısmına yazıyor olabilirsiniz. Yani Çırdaş onları pek okuyamadım. Kusura bakma. Top sende. Oradan ilerleyelim. Teşekkür ederim sabrınız için. Bu anlattıklarımın hepsi o fikir turunda bahsettiğim makalede 3 aşağı 5 yukarı var. Yani merak ediyorsanız okumanızı tabii tavsiye ederiz. Evet. Çok teşekkür ederiz hocam değerli sunumunuz için. Soru sormak isteyenler eğer chat kısmına yazarlarsa onlara söz hakkı verelim. Sorularını sorsunlar. İlk sorumuz Sayın Yasin Alkan. Mikrofonunuzu açabilirsiniz. Sayın Yasin Alkan. Yasin Bey'i arıyoruz. Burada mı kendisi acaba? Yok. Daha yeni yazdı ama acaba mikrofon da çalışmıyor olabilir. O zaman ben okuyayım hocam isterseniz. Alexandria Cortez gibi siyasetçiler Pentagon'un bütçesinin kısıtlanması ve yeni muhafazakarcılık ile gelen sistemlerin gitmesini isteyen yeni dönem siyasetçiler ileride Amerikan siyasetini değiştirebilir mi? Yoksa Amerika kendisine hep bir rakip bulup iklim sorunları, eşitsizlik ve benzeri sorunları göz ardı etmeye devam edecektir diye sormuş. Yani aslında bunun cevabını 3 aşağı 5 yukarı vermiş olduğumu düşünüyorum. Yani gerek Elizabeth Warren, gerek Cortez, gerek Bernie Sanders gibi siyasetçiler. Yani böyle daha böyle yani boş verin dünyayı, kendi içimizdeki sorunlarla cebelleşelim diyen siyasetçiler. Daha güçlü olacaklar. Yani Trump da bu siyasetçilerden bir tanesi aslında. Bu insanların sesi daha fazla çıkacak. Mesela Hillary Clinton en liberal uluslararasıcı, en küreselleşmeci, en dünyalılaşmış yani cream of the cream dediğimiz yani Amerikan elitlerinin tepe noktasındaki zihniyet. Yani niye seçilemedi mesela Clinton? Çünkü Amerikan halkı antipatik buluyor böyle siyasileri artık. Yani böyle Amerika first diyen bir adam var. Bak ne kadar sıradan bir söylem değil mi? Amerika first yani. Ama gönüllere ve kulaklara hitap eden bir siyaset. Basit, basit, yalın, hiç komplikasyon içermeyen, son derece anlaşılabilir. Olabildiğince az komplike ve olabildiğince ruhunuza dokunuyor arkadaşlar. Artık böyle siyasetçilerin de evi. Yani nereye giderseniz gidin. Bu Amerika'ya özel bir şey de değil. Yani yanlış anlaşılmıyor. Bütün dünyada böyle. Yani böyle popülist söylemler çok revaçta. Çünkü halk artık şunu söylüyor. Yani ya biri beni duysun diyor ya. Biri beni duysun diyor. Yani bu küreselleşme iyi güzel de kardeşim ben ne kazanıyorum? Cebime ne giriyor? Daha da fakirleşmişim. Daha da yoksullaşmışım. Yani dünyalı olmak bir ne demek dünyalar? Küreselleşme neyi aslında vaaz ediyor insanlara? Diyor ki aklınızı kullanırsanız ekonomik fırsatlar size sunuluyor. Kısa yoldan zenginleşirsiniz. Dünya vatandaşı olup elinizde çantanızı alıp cebinize pasaportunuzu koyup gezersiniz. İster iş adamı olarak ticaret kovalarsınız, ister üniversite hocası olarak bugün Antalya Bilim'de, yarın Bergama 17 Eylül Bergama'da, öbür gün atıyorum Berlin'de, öbür gün New York'ta konuşursunuz. Yani siz artık dünya vatandaşısınız. Ama halk bunu yemiyor. Çünkü halkın böyle bir lüksü yok. Yani birçok insan bu seviyeyi atlayamamış. Dışlanmış halbuki. Daha da marjinizm. Amerikan toplumu şu anda kendini... Trump'a oy veren insanlar böyle insanlar. Siz biliyor musunuz? Dünyada en az uluslararası seyahat yapan ulus Amerikan ulusu. Komik değil mi? 330 milyon insan yaşıyor Amerika'da.
Yani bir istatistikte bir yerde okumuştum. Yanılıyorsam Allah beni affetsin. Yaklaşık %35'i Amerikan halkının veya %40'ının pasaportu yok. Çünkü önemsemiyor ya. Adamın öyle bir derdi yok. Yani atlayayım da gideyim işte şu Türkiye'de 2 hafta takılayım. Antalya'da güzel bir Konyaaltı plajı varmış. Gideyim orada biraz derim. Böyle bir algısı yok adamın. Yani. Bana yeter diyor Amerika. Sonsuz uçsuz bucaksız topraklar falan. Yani işte mısır tarlaları. Daha ne isterim diyor. Yani Amerikalılar da böyle düşünüyor. Bilmiyorum tam soruya cevap oldu mu? Ceyhun sen ne dersin ama aklıma geldi şimdi. Değerli hocalarımızdan da katkı sunmak isteyen olursa çok seviniriz Evet. katkı sunarlarsa. Bir sorumuz daha var. Sayın Elif Çakır sormuş. Mikrofonda bir sorun olduğu için ben okuyayım. ABD dış politikası dersini yeni almaya başladım. Konu çok ilgimi çekiyor ve yüksek lisansı bu alanda yapmayı düşünüyorum demiş. Bana önerebileceğiniz bir çalışma alanı var mı hocam diye sormuş. Yani şimdi kim sormuş bu soruyu? Bir daha Elif diyeyim. Çakır. Sevgili Elif, herhalde bizim sınıftaki öğrencilerimizden birisin. Bunu bir ara özelden görüşelim yani. Tabii ki, tabii ki. Yani çok teşekkür ederim ilgimle alakan için. Güzel bir dönem bizi bekliyor. Ben bu arada size unutmadan aklıma gelmişken 3 tane kitap önerisinde bulunmak istiyorum. Sırdaş müsaade edersen. Tabii ki hocam, buyurun lütfen. Gerçi bizim Boz Paylaşım diye bir grubumuz da var. Arkadaşlarla kurduğumuz. Orada da paylaştık. Yani bu John Mersheimer'ın son zamanlarda yazdığı bir kitap var. İnanılmaz önemli. Stephen Walt biliyorsunuz. O da Realist Uluslararası İlişkiler Kurumu'nun önemli isimlerinden bir tanesi. Onun bir kitabı. Bir de yeni okuyorum şu anda. Charles Kupchan. Ceyhun sen biliyorsundur mutlaka. Charles Kupchan'ın da çok önemli bir kitabı çıktı. Bu Amerika'nın izolasyoncu dış politika geleneğini tarihsel bir süreç içerisinde analiz eden bir kitabı. Arthur Robert Kagan. Artı Joseph Nye. Yani aklıma bir sürü isim geliyor. Yani Amerika'nın gidişatını, pusulasını merak ediyorsanız arkadaşlar, bu isimlerini saydığım akademisyenlerin, düşünürlerin kitaplarını, çalışmalarını okuyun. Eğer o kitapları okuyacak sabra ve zamana sahip değilseniz size şunu tavsiye ediyorum. Yani çok önemli portallar var internet ortamında. Mesela Project Syndicate diye bir yer var. Birçoğunuz belki biliyorsunuz. Sık sık ben de paylaşıyorum burada okuduğum yazılarda. Hakikaten tavsiye ederim o portaldaki çıkan kısa opetleri. Çok doyurucu ve bilgilendirici yazılar bunlar. Çünkü yazanların kişiliklerinden kaynaklı. Önemli şahsiyetler. Belki birçoğunu biz de söylüyor ama şahsiyet işte. Adam marka. Dolayısıyla okumakta fayda var. Evet. Söyleyeyim. Genelde eski devlet adamlarından falan yazıyorlar hocam, doğru. Aynen. Hocam herhalde çok açıklayıcı bir seminer olmuş. Hiç soru soran arkadaşımız yok. Vallahi Soru sormak canıma minnet yani canıma minnet. Çok çok da iyi. isteyen varsa. Evet, Özge Eletek, size söz verelim. Hemen gelmiş bir soru. Merhaba hocam. Merhaba. Ben Ceyhun hocamı da görüyorum burada. Siz de Ankasam'dan belki hatırlıyorsunuzdur. Seyfettin hocanın öğrencisiyim Tabii tabii hatırlıyorum hocam. ben. Merhaba. Öncelikle teşekkür ederim böyle bilgilendirici ve güzel bir sunum yaptığınız için. Böyle Biz pandemide teşekkür ederiz. güzel oluyor böyle bilgilendirici etkinlikler. Ben şunu söylemek istiyorum. Amerika'nın Trump'ın da belirttiği gibi kimliği, Amerikan kimliği oluşturması üzerine yoğun çaba harcadığını söylediniz. Yani ilk önce bir Amerikan kimliği oluşturulması gerektiğinden bahsettiğini siz de söylediniz. Bence burada bir sorun var. Çünkü şu, yani Amerikan kimliği ne üzerinden oluşturulacak? Dil üzerinden mi? Biraz önce dediniz İspanyolca, neredeyse İngilizce kadar konuşulan, belki de bundan yıllar sonra İspanyolcanın İngilizcenin yerini alacağı bir dil, bir ülke olacak orası. Irk üzerinden bunu yapmaya çalışır ama ne kadar başarılı olur bilmiyorum. Diğer yandan ekonomi üzerinden bunu yapsa hani biraz uçalım hani Çin'in Amerika'yı geçtiğini söylediniz. Biraz önce Haşim Hoca paylaşmış bir makale. Zannedersem yanlış olmasın. Haşim Türker mi? Evet, Haşim, National Haşim. Interest'te bir makale, bir yazı makale değil de kısa bir yazı paylaşmış ve o yazı şöyle hemen okuyayım yanlış da çevirmeyeyim. Çin artık dünyanın en büyük ekonomisi. Yani Amerika'yı resmi olarak geçtiğini söylüyor. Şimdi peki Amerika'nın asıl amacı olan bu kimlik ne üzerinden oluşturulacak? Yani bunu
Trump yapamasa belki Trump seçilemeyecek, Biden gelecek ve bu doğrultuda devam etmesi gerekecek. Çünkü gerçekten Amerika'nın bir kimliğe ihtiyacı var. Bunu hangi alan üzerinden oluşturulacak, temellendirilecek? Teşekkür ediyorum. Evet, ben teşekkür ederim Özge. Zaten aslında sunumumda yine de kısaca kabaca bahsettiğimi tahmin ediyorum, bu konuya biraz değindim. Bu Amerikan milliyetçiliği nedir, nasıl tanımlanmalıdır, kime Amerikalı denir sorusunu Amerikalılar sormuş aslında. Yani ama buna iki tane alternatif cevap var ki bu iki cevabın da çok güçlü toplumsal kökleri var. Ve her iki cevap da kendisinin Amerikan istisnacılığıyla uyumlu olduğunu düşünüyor. Yani Amerika'yı istisnai bir ulus olarak tanımlıyor. İşte ırki, dini ve etnik temeller üzerine Amerikalılığı tanımlayın diyen bir ekol var, Jacksoncular. Ve şu anda nativism dediğimiz, özcülük, asılcılık, essentialism. İşte bu Trump'ın dediği olay. Amerika beyazdır, Amerika protestandır ve Anglo-Saksondur. Tamam mı? Buna inanan ciddi bir kesim var. Samuel Huntington da bunun en önemli entelektüel bayraktarlığını yapan kişi. Ama bir de diğer tarafta ne var? Amerika is a land of opportunity. Amerika is a country of immigrants. Değil mi? Yani İtalyansın, Türksün, Antalyalısın, gidiyorsun Amerika'da 10 sene kalıyorsun, Amerikan ekonomisine katkı veriyorsun, vergi veriyorsun, Amerikan pasaportunu alıp cebine koyuyorsun. Ama hiçbir Amerikalı toplumsal, kültürel geçmişe sahip olmadan Amerikan vatandaşı oluyorsun. Niye oluyorsun? Çünkü senin şuna inandığını düşünüyorlar. Bu Amerika'yı Amerika yapan evrenselci, kozmopolitan, laik, cumhuriyetçi değerler var ya işte, bireycilik, yani anayasalcılık. Ya bunlara inanıyorsan, bu konuda bir sıkıntın yoksa ve hani nasıl anlatsak, yani ırkın ne olursa olsun, dinin ne olursa olsun, etnik geçmişin ne olursa olsun, bu laik değerlere inanıyorsan sen de Amerikalı olabilirsin. Mesela bunu önemseyen, bunu güçlü gören çok önemli bir damar da var. Mesela bu liberal uluslararası damar böyle bir damar ve güçlü bir damar. Ama bir şey daha söyleyeceğim. Ona gelmeden önce şunu da söyleyeyim sana. Hep Çin'le Amerika karşılaştırması yaparken hep söylediğim bir şey var. Amerikalı olursun ama Çinli olamazsın mesela. Değil mi? Yani Çinli olmak mümkün değil. Çinli olmak için gidip estetik operasyon yapman gerekiyor. Veya Çinli bir ana baba bulacaksın kendini. Mümkün değil, Çinli olamazsın. Hele bir de siyahi bir tene sahipsen ağzınla kuş tutsan Çinli olamazsın. Yani ırkçı bir toplumdur Çin. Milliyetçiliğin dibinde bir toplumdur Çin. Ama Amerika öyle değildir işte. Yani Amerikalı olabilirsin işte. Bizim alt komşumuz, bir örnek vereceğim size. Alt komşumuz bir çift. Çocuklarını dünyaya getirmek için Amerika'ya gitmişler, gelmişler. Çocuklar aşağıda ağlayıp duruyorlar. Amerikan vatandaşı. Amerikan vatandaşı ya. Bak, toplasan 2 ya da 3 hafta kalmış Amerika'da. Ama Amerikan vatandaşı. Yani bu mümkün değil yani. Biz bir konferansa gitmek için bile hala bize peşinde sürünüyoruz yani. Çocuk çok şanslı aslında. Durmadan ağlıyor. Zaten sinir ediyor beni devamlı ağladığı için. Yani böyle enteresan bir durum. Bak, ama şimdi trend ne biliyor musun Özge? Trend Trump'ın çizgisi. Şu anda hani Amerikan halkının ekseriyeti artık yeter diyor yani. Biz diyor aslında çok fazla diyor erozyona uğradık, sulandık yani, sulandırıldık. Amerikalılık sulandırıldı. Artık köklere bir dönelim ya falan. Biz aslında beyazız. İşte bu tepkiler niye? Yani bu ırkçılık kavgaları niye oluyor? Niye beyaz polisler, siyahi protestocuları acımasızca insan haklarına tamamen karşı şekilde öldürüyorlar? George Floyd olayı mesela. İşte hep bu farklı görüşlerin dışa yansıması bunlar. Yani Amerika da çözebilmiş değil bu sorunu. Çözebilmiş değil. Ama şunu da söyleyeyim, ben çok genel ve spekülatif konuştuğumun farkındayım. Çünkü hakikaten net bir şey söylemek çok zor. Ama Amerika'nın bir model olabilmesi, bir ilham kaynağı olabilmesi veya bunu önemsiyorsa tabii, yani bu liberal, evrenselci ve kozmopolit düzlemde Amerikan milliyetçiliğinin tanımlamasına bağlı. Tanımlamazsa o zaman Rusya'dan bir farkı kalmayacak. Çin'den bir farkı da kalmayacak. Bizden de bir farkı kalmayacak. Birçok ülkeden farkı kalmayacak. Çünkü Amerika farklı idi kuruluşunda. Şimdi diğerlerine benzemeye çalıştıkça ne olacak? İşte anlatabiliyor muyum? Yani herhalde benziyor. Yani gün geçtikçe benziyor. Çünkü Amerikalılarda milliyetçi söylemler artmaya başlıyor. Ben bunu okuduklarımdan çıkartıyorum açıkçası. Evet, teşekkürler hocam. Sağ olun. Çok rica ederim, Teşekkür ederiz hocam. Şimdi sorulara devam edeceğim ama hani Dicle hocam ve Işıl hocamı da gördüm. Eğer kendileri de katkı sunmak isterlerse söylemeleri yeterli. Sayın Batuhan Aydın
Mikrofonunuzu açabilirsiniz, sorunuzu alabiliriz. İyi akşamlar. Geliyor mu sesin? İyi akşamlar, evet. Batuhan. Geliyor. Hocam ben şeyle ilgili bir soru sormak istemiştim. Şimdi Orta Doğu'dan ilginin azaldığını söyledik. Peki Afrika'da Çin'in artmakta olan bir gücü ve etkisi olduğunu söyleyebiliriz sanırım. Hani bu deprem sayesinde biraz da. Peki buraya Amerika bir tepki verebilir mi yani orada? Gitgide artan Çin gücüne karşı gücünü Orta Doğu'dan Afrika'ya kaydırması beklenebilir mi bu durumda? Yani şöyle, yani Amerika için hayati coğrafya artık ne Orta Doğu ne de Afrika. Yani hayati coğrafya Doğu Asya. Yani Orta Doğu'dan elini ayağını tabii çekmiyor. Ceyhun Hoca geçen hafta çok güzel anlattı bize. Yani kulaklık yapmamıza gerek yok. Yani Amerika kendi askeri varlığını en azından minimize edip ama Orta Doğu'daki çıkarlarını da korumak adına farklı enstrümanları kullanmaya başlıyor. Ne bileyim işte İsrail üzerinden, İsrail'le Arap ulusları, Sünni monarşileri barıştırma üzerinden ve Amerika'yla ittifak ilişkisi kurabilecek ülkelerin sayısını arttırarak, yani aslında sorumluluklarını ve maliyetleri azaltarak başkaları üzerinden çıkarlarını kurmaya çalışıyor. Bunu yapmaya çalışıyor. İbrahim Anlaşmalarından Ceyhun bahsetti mesela. Temel motivasyon ne bu? Yani daha fazla şeyi daha az şeyle yapmak. Yani doing more with less dedikleri şey. Yani eskiden ne yapmaya çalışıyorlardı? Doing more with more. Yani çok fazla yatırım, çok fazla engagement, çok fazla şey elde etmek için. Ama artık bu teknik ve mali olarak imkansız. Dolayısıyla daha az kaynak ayırarak daha fazla şey elde etmeye çalışıyorlar. Gelelim Çin noktasındaki şeye. Evet, Çin artık bir tehdit, bir rakip, bir düşman. Şimdi o da tartışmalı. Bugün bir makalede okumuştum ve paylaşmıştım. Yani adversary mi, rival mi, enemy mi? Yani kullanılan kelimeler de önemli. Yani Çin bir rakip mi? Nasıl anlatsak? Düşman mı? Yoksa ezeli düşman mı? Yani çok farklı kategoriler var. Afrika özelinde bir rekabet yaşanıyor. Kesinlikle yaşanıyor. Sadece Afrika özelinde değil, dünyanın birçok farklı bölgesi üzerinde yaşanıyor. Amerika elinden geldiğince Çin'i baskılamaya, çevrelemeye ve yalnızlaştırmaya ve hatta mümkünse köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Şu anda Amerika'nın Çin'e bakışı ne? Zaman benim aleyhime, Çin'in lehine akıyor. Ne yapmalıyım? Çin daha fazla palazlanmadan onun yükselişini baskılamalıyım. Hatta onu germeliyim, kışkırtmalıyım, topa girmeye zorlamalıyım, altından kalkamayacağı maliyetlere zorlamalıyım. Hatta bazı Amerikalılar savaş sayı çıkarsak hiç de fena olmaz diyorlar. Çünkü daha Çin pişmemiş. Yani stratejik anlamda, askeri anlamda. Daha gücünü tam oluşturmadan işte erkenden onu engelleyelim diyen insanlar da var. Yani şu anda tam bu kadar radikal olmasa da buna benzer bir mantık yönetiyor Amerika'nın Çin'e bakışını. Dünyanın neresinde olursa olsun onu köşeye sıkıştırmak ve çevrelemek üzerinde. İşte Kuat da bunu Doğu Asya'da yapıyor. Afrika'da da yapıyor. Teşekkür ederim hocam. Sayın Nurcan Çelik, mikrofonunuzu açabilirsiniz. Merhabalar. Geliyorum size. Hocam çok teşekkürler bilgileriniz için. Çok sık bağlantı problemim oldu. Belki sorumun cevabını verdiğiniz kaçırmış olabilirim. Kusura bakmayın eğer öyleyse de. Amerika'nın izole olmaya çalışması belki çok kısa vadede tabii ki çok mümkün olmayan bir şey ama ola ki oldu ilerleyen zamanlarda kendi yerini alabilecek başka bir güç onun için de tehdit olacak böyle bir durumda. Yani şu an Amerika'nın dünyada yaptığını başka bir güç çıkacak. Amerika bu tehdit ile nasıl başa çıkmayı planlıyor şu an bu çalışmalarını yaparken? Yani tabii çok spekülatif bir şey söylenebilir. Yani aslında böyle bir ülke yok. Şimdi biraz da eğri oturup doğru konuşmak lazım arkadaşlar. Yani Amerika aslında çok da abartıldığı kadar güç kaybeden bir ülke değil. Çok da zemin kaybetmiyor. Mesela Joseph Nye'nin şeylerini okuyun, makalelerini okuyun. Adamın vermeye çalıştığı temel mesaj da şu. Hala Amerika işleri düzeltebilir. Ekonomik anlamında hala Amerika zirvede. Hala dünya ekonomisinin yaklaşık dörtte birini hala Amerika pazarı üretiyor. Amerikan doları hala %85 oranında dünya ticaretinde kullanılan ana para, dolar. Amerika hala yumuşak güç anlamında Çin'in fersah fersah ötesinde. Yani Amerika'nın birçok sıkıntılı içsel problemine ve imaj sorununa karşı hala birçok insanın gidip yaşamak isteyeceği bir Amerika var. COVID'e rağmen.
COVID-19'a rağmen Amerika hala bir hayal olarak birçok insanın gözünde var. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in kızı Harvard hukuk doktorası. Var mı ötesi? Yani nasıl anlayayım? Hangimiz Çin'e gidip yaşamak istiyoruz? Hanginizde böyle bir hayal var? Yani akademik anlamda bir exchange programından bahsetmiyorum 6 aylık bir senelik. Yaşam kurmak, hayat kurmak. Böyle bir hayaliniz var mı? Hanginiz Rusya'ya gitmek istiyor? Ya beni de çok Amerikancı zannedecekler ha. Böyle konuşarak yanlış anlaşılmasın. Gözlem yapmak yapıyorum sadece size. Yani böyle bir durum yok hala. Hala Amerika zirvede yani. Bunu kabul edelim. Ve yakın ve ülkeleri sadece yıllık ekonomik zenginliklerine göre de kıyaslamamak lazım. Total wealth dediğimiz, total zenginlik denen bir kavram var. Ne demek o? Yani Amerika'nın tarihinden günümüze biriktirdiği toplam zenginlik. Bütün ekipmanları, askeri güç enstrümanı, ekonomi, her şeyin topladığınızda yine yanlış hatırlamıyorsam yaklaşık 140-145 trilyon dolar civarında bir para. Total zenginlik. Yıllık GDP'den bahsetmiyorum. Çin'in total zenginliği yaklaşık 40 trilyon dolar mesela. Yani total wealth. Yani hala the gap is so huge yani. Hala aradaki fark çok fazla Amerika lehine. Çin diyorsun, Çin'in ikinci uçak gemisi daha yeni sahalara inmeye başladı. Yani daha yeni yeni. Adamın 12 tane uçak gemisi var Amerika'da. Yani bilmiyorum. 3600 tane kıtalar arası nükleer füzesi var Amerika'nın elinde. 3600. Bunun 1500 tanesi operasyona hazır. Yani düğmeye basıldığı anda yarım saat içerisinde gidip her yeri yok edebilir. Çin'in nükleer silah sayısı 300 tane şu anda. Yani daha birçok istatistik verilebilir ki Amerika'yı Çin'e ve birçok ülkeye rağmen açık ara önde gösteren. Dolayısıyla çok da fazla şey demeyelim. Yani Amerika çöktü bitti artık yeni bir dünya kuruldu falan. Post American falan filan. Evet öyle bir gidişat var ama bu yani zaman alacak. Dolayısıyla ben böyle belki sen bunu sormadın değerli arkadaşım ama benim aklıma bunlar geldi. Ağzımdan bunlar çıktı. Yani hocam açıkçası biraz izole olma işinin Amerika açısından bende hayal olduğunu düşündüğüm için böyle bir soru sormak istedim. Yani çünkü görünen o ki daha belki bir 200 yıl belki daha fazla bilmiyorum belki de 100 yıl Amerika çok hakim olacak. Yani o anlattığınız seviyeye diğer ülkelerin gelme hızını düşündüğümüzde bu çok uzun bir zaman alacak eğer böyle bir şeyi gerçekleştirmek isteseler bile yani. %100 katılıyorum. %100 katılıyorum. Zaten dedim ya iki tane uç dış politika vizyonu mümkün değil. Ne çok aşırı ulusalcı ne aşırı uluslararasıcı. Arada bir yerde olacak ama asla içe kapanmak gibi bir şey söz konusu olamaz. Yani. Mümkün değil. Ya da dünyanın dinamiklerine ters bir şey bu. Niye? Bakın bu COVID-19'a rağmen, bu popülizmin artışına rağmen, milliyetçi söylemlerin artışına rağmen, içe kapanalım, işte duvarları yükseltelim. Bu söylemlere rağmen hala dünya küçülüyor arkadaşlar. Dünya küçülüyor yani. Dünya küçülüyor. Yani nereye giderseniz gidin, evinizde, yaşadığınız yerde bulduğunuz hayatı ve konforu 3 aşağı 5 yukarı bulabilirsiniz. Hiç fark etmez yani. Antalya'da, işte Ankara'da, İstanbul'da nasıl bir hayat yaşıyorsanız benzerini birçok farklı şehirde yaşıyor. Yani teknoloji insanları birbirine yakınlaştırıyor ve dünyayı küçültüyor. İşte Zoom bile bunun bir aracı yani. Evet. Teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Teşekkür ederiz hocam katkınız için. Sayın Şeyma Akıllı'nın bir sorusu var. Benim okumamı istemiş. Ben okuyayım. Bir önceki seminerde Ceyhun Hoca ABD'nin azalan etkisinden bahsetmişti. ABD'nin izlediği yol dünya siyasetinde geri çekilme üzerine şekilleniyor. Bu konjonktürde Fransa ve Türkiye öne çıkan ve rekabet eden güçler olarak dünya siyasetinde etkili olur mu? Ya da başka rakip güçler çıkar mı? Diye sormuş kendisi. Yani tabii yani Amerika'nın boşalttığı bir alan var. Yani birçok farklı bölgede bir alan boşaltıyor Amerika. Mesela Almanya'dan bile askerlerini azaltmaya başladı. Yani işte Japonya'dan, Güney Kore'den çekmeyi düşünüyor bazı askerler plan kademeli olarak mesela. Yani boşalttığı alanlarda diğer küresel aktörler, Türkiye gibi, İran gibi bölgesel aktörler daha fazla topa girecek. Yani bu uluslararası ilişkilerin doğasıyla alakalı bir şey. Bu bazen Türkiye olacak, bazen İsrail olacak, bazen Mısır olacak ve Fransa yapmaya çalışıyor. Mesela İngiltere'nin olmadığı bir AB, Amerika'nın liderliğini yapmadığı veya NATO'nun olmadığı bir dünya düşünün. Yani böyle bir dünyada Fransa'nın elinde hangi strateji var? De Gaulle'cülük,
üzerinden gidip Fransız neo-emperyal çıkarlarını tekrardan bir emperyal modda edayla dünyaya yayma. Şimdi Fransa da bunun savaşını veriyor. Hem Avrupa Birliği'ni diriltmeye çalışıyor Fransa önderliği altında. AB'yi stratejik düşünen, jeopolitik bir aktöre dönüştürmeye çalışıyor. Yapmaya, niye? Çünkü Amerika'nın yokluğunda bunu mümkün görüyor. Ve aslında Amerika da bunu istiyor. Yani Avrupalı müttefiklerinden de bunu istiyor zaten. Niye Doğu Akdeniz'de veya başka bir Kafkaslar'daki Dağlı Karabağ sorununda birçok farklı sorunda Amerika eskisi kadar topa girmiyor? Niye? Çünkü diyor ki artık yeter ya, kendi işinizi kendiniz halledin diyor. Yani yıllarca bana dayadığınız sırtın ne oldu? O kadar maliyet çektim yani. Artık gerek yok. Fransa sizin sözün. Almanya sen ara buluculuk yap diyor Yunanistan'la Türkiye arasında. İşte Rusya, Fransa, işte mis grubu Türkiye'de. Siz halledin bunu, çözün diyor yani. Umursamıyor artık eskisi kadar. Bu ne demek? Bizim gibi ülkeler için de bir şey demek. Yani stratejik otonomimizi gerçekleştirmek için uygun bir zemin demek. Ama riski var. Niye? Niye riski var? Çünkü çok oyunculu bir sistem bu. Eskiden çok oyunculu bir sistem yoktu. Tek oyunculu, iki oyunculu, çok daha az oyunculu bir sistem vardı. Kimin nerede durduğu, kimin tarafının nerede olduğu, kimin kimle birlikte olduğu belliydi. Şimdi kimin kimle birlikte olduğu da belli değil. Mesela compartmentalization. Ceyhun sen söylemiştin galiba bunu. Mesela Türk-Rus ilişkilerini tanımlamada kullanılan bir kavram değil mi arkadaşlar? Şimdi biz Rusya'yla neyiz? Sevgili miyiz biz Rusya'yla? Yoksa nefret mi ediyoruz Ruslardan? Stratejik ortak mıyız? Rakip miyiz? Düşman mıyız? Vallahi hepsi aynı anda. Hepsini aynı anda yaşıyoruz. Şu anda öyle bir dünyada yaşıyoruz. Yani iki devlet birbiriyle hem dost, hem düşman, hem rakip, hem müttefik olabiliyor. İşte al sana Türkiye-Rusya örneği. Ve bunun bir sürü örneği var dünyada. Yani bu dünya zor bir dünya. Yönetilmesi de zor bir dünya. Dolayısıyla bir 30-40 sene, yani tabii şimdi böyle bir fütürist gibi konuşmak da doğru olmaz. Yani ama bir hakikaten bir 30-40 sene bence sürer bu geçiş süreci. Ama bu geçiş süreci nereye evrilir? Yani Çin hegemonyasına mı evrilir? Amerika tekrar kendine başa faktörü yapar? Nasıl bir düzene devrilir? Yani bunu yaşayıp görmemiz gerekiyor. Ben de bilmiyorum. Yani. Belki Sırdaş sen biliyorsan söyle yani. Ben vallahi yani hakikaten zor yani bu işte. Hocam ben bir şeyden hızlı ama şey yakın zamanda bu Rusya ile ilişkilerimiz hakkında Lavrov'un bir açıklaması vardı yanlış hatırlamıyorsam. Biz Türkiye'yi çok zaman müttefik, tam müttefik olarak görmedik. Minvalinde bir açıklama yaptı yakın zamanda. Yapmıştır tabii canım, yapmıştır yani. Yani Rusya diyorsun, işte PKK'ya verdiği destek ortada arkadaşlar. Yani PYD'ye verdiği destek ortada. Libya'da karşımızda, Suriye'de karşımızda, Kıbrıs'ta karşımızda. Ya her yerde karşımızda Rusya. Ama Rusya'sız olmaz. Rusya ile iyi geçinmek zorundayız. Onun da mantığı bu. Evet, iyi geçinmek zorundasın. Nokta yani. Mecbursun, iyi geçinmek zorundasın yani. Rusya var, bir gerçek yani. Ne kadar farklı şey düşünüyorsan da köprülere atma lüksün yok. Niye yok? Çünkü adam dibinde. Dibinde. Bak Amerika'ya karşı daha rahatız biz aslında. Amerika ile ilişkilerimiz, Türk-Amerikan ilişkilerini yönetmek, Türk-Rus ilişkilerini yönetmekten bence daha kolay. Yani niye daha kolay? Çünkü Amerika daha küresel bir ülke gibi bakıyor dünyaya. Daha geniş perspektiften bakıyor. Bir sürü yerde çıkarı var. Türkiye onun için bir ülke sadece. Ama Rusya hem coğrafi olarak dibimizde hem de Türkiye Rusya için önemli bir ülke. Yani biz Amerika kadar o kadar önemli, yani Rusya için önemliydi. Bizimle onlar da iyi geçinmek zorunda. Neyse, şey yapmayalım şimdi. Başka noktaları çekelim. Teşekkür ederiz hocam. Sayın Aycan Ahya, mikrofonunuzu açabilirsiniz. Herkese merhaba öncelikle. Bu sunum için ben çok teşekkür ederim hocam. Pandeminin başından beri aktif olarak katılım sağlıyorum. Özellikle sosyal medya üzerinden takip edip. Bizi farklı şehirlerden, farklı üniversitelerden bir araya getirdiğiniz için teşekkür ederim. Ben sorumlu Sırdaş'ın başarısı bu arada. Bu olayı mimarı Sırdaş'tır. Yani özellikle onun altını çizmek istedim. Evet Aycan Hanım, buyurun. Açıkçası hocam sunumunuz esnasında benim aklıma şöyle bir soru geldi. Doğu Asya'da bir rekabet alanı ortaya çıkacağından bahsettiniz. Amerika ve Çin arasındaki rekabetin farklı devletler üzerinde bir rekabete dönüşüp dönüşemeyeceğini ben merak ediyorum. Mesela Hindistan ve Pakistan, Trump'ın son
Hindistan ziyareti mesela çok dikkat çekici bir ziyaret olmuştu. Diğer taraftan Çin-Pakistan yakınlaşması. Ben açıkçası bu iki devlet arasındaki rekabetin Hindistan ve Pakistan arası uyuşmazlığı, mesela Keşmir sorununu tetikleyebileceğini düşünüyorum. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi almak isterim. %100 aynı şeyi düşünüyorum Aycan'ım. %100 aynı şeyi düşünüyorum. Yani çünkü iki süper güç arasındaki bloklaşma keskinleştikçe, rekabet ilişkisi kızıştıkça onların verdikleri mesaj ne dünyanın geri kalan ülkelerine? Tarafınızı seçin. Benimle misin? Onunla mısın? Bu baskı altında var şu anda birçok. Daha o kadar yaşamıyorlar bu baskıyı. Hala o kadar yaşamıyorlar ama bu rekabet ilişkisi ikinci bir soğuk savaşa doğru evrildikçe, zemin kazandıkça, perçinleştikçe bu baskıyı her ülke hissedecek üzerinde. Biz de hissedeceğiz. Mesela Amerika Çin'e karşı Hindistan'ı palazlandırıyor. Çünkü Hindistan olmasa bu, hani Japonya ve Avustralya da var biliyorsunuz bu dörtlü ittifak ilişkisinde ama Çin önemli, Hindistan önemli. Hindistan üzerinden Çin'i zayıflatmak, baskılamak istiyor. Çin de tabii stratejik düşünüyor. O da hem Rusya ile arasını iyi tutmaya çalışıyor. Bir de en önemli sizin de altını çizdiğiniz gibi Pakistan. Pakistan üzerinden bir baskı unsuru oluşturmaya çalışıyor. Yani bu tarz şeyleri yani Amerika ve Çin doğrudan kendileriyle şey yapmasalar bile proksiler üzerinden böyle yani peykleri üzerinden veya yakın müttefikleri üzerinden birbirlerinin kolunu böyle arms twisting dediğim o kol bükmece oyunu oynayacaklar. Bu daha çok bunu hissedeceğiz. Bak mesela biz de hissediyoruz yani bunu ama belki bir Hindistan ve Pakistan kadar şu anda hissetmiyoruz. Niye? Çünkü Çin hala bize biraz uzak. Ama Hindistan'a Evet. uzak değil, komşusu Pakistan, komşusu yani One Road, One Belt'in en önemli partneri Pakistan mesela. Ama biz hala o baskıyı pek hissetmiyoruz. Biz daha çok Rusya ile Amerika arasında bir pozisyon alma noktasındayız. Çin bizim için hala uzakta bir aktör. Bence yani. Çok da şey değil şu anda. Stratejik bir tercih değil. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz katkınız için. Sayın Ayhan Gücü Yener, mikrofonunuzu açabilirsiniz. Merhabalar. Hocam öncelikle çok teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar. İyi Ben Kadir Has akşamlar. Üniversitesi'nde doktora öğrencisiyim. Tez dönemine geçtim şimdi. Sanıyorum kendi Hocanız çalışıyorum. kim? Salih Bıçakçı Hocam? Hoca ile çalışıyorum. Ha, süper. Selam Evet, söyleyin Salih'e. tabii hocam başına söylerim. Sanırım kendi hani çalışma alanıma girdiği için de biraz ben de dikkatim oraya kaydı ama şimdi Amerika'nın askerini çeşitli bölgelerden çekmesi ya da ileri karakolluk görevini devretmesinden vesaire bahsediyoruz ama bir de bu dijital ortamda fiziksel gücün değişimi yani bu siber güç ya da internetin yönetişimi gibi konuların da çok öne çıktığını görüyoruz. Doğru. Örneğin Çin ve Amerika arasındaki rekabet bugün aslında internetin nasıl kontrol edileceğiyle çok ilgili. Yani interneti kendi tarafına çekmeye çalışan iki taraftan bahsediyoruz vesaire. Yani fiziksel gücün bu denli değişimi sizce dengeleri çok etkiler mi yoksa gücün başka bir yere kaymasından bahsedebilir miyiz? Vallahi bence mükemmel tabii. Çok güzel bir soru ve güzel bir tespit. Bu dediğiniz olayı yaşıyoruz. Yani bu ikinci soğuk savaş, kutuplaşması, bloklaşması birçok zeminde aynı anda simultaneously ilerliyor. Askeri anlamda da ilerliyor. Klasik askeri anlamda da ilerliyor. Tank, top, füze üzerinden, uçak gemisi, savaş gemisi üzerinden ilerliyor. Ama aynı zamanda işte teknolojik alanın da millileştirilmesi, kendi yani nasıl anlasın, kutuplaştırılması, farklılaştırılması üzerinden de ilerliyor. İşte internetin yönetimi işte Amerika Çin kendisini koruyor. Firewall, Great Chinese Firewall koruyor internet dünyasını. Yani internet milliyetçiliği, cyber nationalism denen bir kavram da var mesela. Rusya da bunu yapıyor. Biz de mesela yani Avrupa Birliği de bunu yapıyor bu arada. Yani Avrupa Birliği de küresel Amerikan internet şirketlerinin Avrupa'da çok böyle elini kolunu sallayarak istediği her şeyi yapmasına müsaade etmemeye başladı son zamanlarda. Facebook üzerine, Twitter üzerine getirdiği yasakları ve kontrol mekanizmalarını hatırlayın mesela. Bunu Avrupa'da yapıyor. Türkiye de yapıyor bunu. Yani biz ne diyoruz mesela Twitter'a? Gel diyoruz ülkede bir tane yerel temsilci belirle diyoruz. Bir sorun olduğunda onunla muhatap olalım diyoruz mesela. Yani hatta vergi alalım diyoruz. Bu küresel şirketler birçok ülkede varlar ama vergi vermiyorlar. Merkezlerinin oldukları ülkeye vergi veriyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani bu veya 5G teknolojisi. 5G teknolojisi üzerinden Çin ve Amerika üzerinden yaşanan bir kutuplaşma var. Bence önümüzdeki yıllarda bu tarz cyber alan üzerinden bir gerginlik ve kutuplaşma artacak. Yani kaçınılmaz bir şekilde artacak. Çünkü şu anda bakın cyber dünyada yaşıyoruz. Ben şu an için sizin için bir karedeki bir görüntüyüm mesela. Bu cyber bir dünya. Ya yani bu cyber dünya ve Zoom'dan şey yapıyorum. Bakın Zoom kullanarak. Zoom bir Amerikan markası.
As far as I know. Yanlışsam düzeltin. Çin programı kullanmıyorum. Amerikan programı kullanıyorum mesela. Bak belki de bu bilgiler, bu konuşmalar şifreleniyor, saklanıyor. Bir yerlerde muhafaza. Çünkü şu anda en önemli güç ne? Data, veri. Kim veriyi kontrol ediyor? Yani veriyi kim kontrol ediyorsa onun borusu ötecek. Yani şu anda öyle bir kutuplaşma da var. Veri bu anlamda Çin biraz şanslı. Neden? Çünkü bir kere çok kalabalık. Yani Çin'in ürettiği verinin haddi hesabı yok. O verinin satılması, ticari şirketlere verilmesi, yani anlatabiliyor muyum? Yani o büyük bir pazar. Ve artı Çin'in mesela dijital otoriteryenizm diye bir modeli var. Teknolojiyi kullanarak milletin zapturap altında tutmak mesela. Kimse kafasına göre takılmasın veya teknolojiyi kullanarak, cyber alanı kullanarak topluma nizam vermek, onu şekillendirmek, belli istikametlere yönlendirmek. Bu bir model. Bir model. De Amerika'nın modeli daha farklı. Niye bir hala bırakalım da serbest olsun yani. Küresel teknoloji şirketleri serbest takılabilsinler. Onları böyle kurallarla bağlamayalım. Regüle etmeyelim. Daha böyle düzensiz olsun yani. Kafalarına göre takılabilsinler. Serbest fikir, serbest teşebbüs olsun. İki tane farklı model. Yani bilmiyorum yani. İlk etapta bunlar aklıma geldi. Bence bu şey artacak. Bu mücadele bence artacak. Hızlanarak artacak. İşte teknolojik yatırımı olan, teknoloji anlamda fersah fersah yol alan ülke daha avantajlı olacak. Ama Amerika yani şey değil. Yani işte nasıl, yine çok yanlış hatırlamıyorsam en top 10 teknoloji şirketinin yani yaklaşık kaç 6 tanesi mi Amerika'nın? Yani en son bir yerde okumuştum. Mesela o gap azalıyor. Eskiden 10'un 9'u Amerika'daymış. Şimdi mesela 6'ya düştü. Yani işte Tencent, Alibaba falan tarzı Çin şirketleri de artık top ligde yer alıyorlar. Yani eskisi kadar rahat değil Amerika. Ama hala bir distance var yani. Kendisi ve diğerleri arasında bir distance var. Yaşayıp göreceğiz yani. Mesela ben örnek veriyorum. Ne kullanıyorum? Oppo marka telefon kullanıyorum. Yani niye bunu kullanıyorum? Mesela reklam da yaptım. Kusura bakmayın ama yani niye gidip Apple almıyorum? Yani niye almıyorum? Çünkü hem ekonomik buluyorum hem elverişli kullanışlı buluyorum yani. İşte bu bir savaş. Yani mesela Samsung çok popülerdi bir ara Türkiye'de. Hala çok popüler bir telefon markası kesinlikle ama eskiye göre değil. Yani Çin ürünleri şu anda bak her yerde var. Her yerde Çin ürünleri kullanılıyor mesela. Hani o savaş da kızışmış durumda. Bilmiyorum sorunuza tam cevap oldum ama. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Aklınız için teşekkür ederiz. Bu arada bak parantez açayım. Sayın Yasin Alkan uyardı. Zoom bir Çinli tarafından kurulmuş. Ben de kontrol ettim. Eric Yuan adında bir Amerikan vatandaşı. Nereye kayıtlıymış Yasin Bey'e soralım. Şimdi biraz bizi böyle 4 ofsayta düşürdü Yasin Bey. Sağ olsun. Yok hocam Amerika kayıtlıymış. Oh şükür. Oradan yırtmış olduk yani. Evet. Bir sonraki sorumuza geçelim. Sayın Özge İrem Coşkun. Mikrofonunuzu açabilirsiniz. Özge İrem Coşkun sanırım mikrofonu ben okuyayım hemen. Evet hocam ben okuyacağım. Amerika'nın kendini bu şekilde geri çekmesi ve Çin'in üzerinde daha fazla durması Rusya'yı daha çok etkin kılmaz mı? Özellikle Orta Doğu üzerinde diye sormuş. Etkisinin artması sorun değilse Sezar yasasının kaldırılması söz konusu olabilir mi demiş. Ne yasası? Sezar yasası. Sezar yasası ne demek acaba? Onu pek anlayamadım ama şöyle söyleyeyim. Yani tabii Amerika'nın biraz böyle elini ayağını çekmeye başlaması Orta Doğu ve yakın coğrafyasından. Yani tabii çekmeye başlaması kelimesini yanlış anlamayın. Yani Amerika tasını taran toplu gitmiş değil yani. Hala 65 bin Amerikan askeri Orta Doğu'da at koşturuyor. Hala. Hala değil mi? Ceyhun sen daha iyi biliyorsun istatistikleri. Yani Bahreyn'de 5. filo var. Katar'da Amerikan askeri karargahları var. Suudi Arabistan'la ilişkileri devasa, İngilizlerle devasa. Türkiye'de bile 2500 tane değil mi? İncirlik'te Amerikan askeri var. Yani o bir hikaye yani. Amerikan askeri gitti bir hikayeden öte bir şey değil ama daha az görünmek, kışadan çok fazla çıkmamak, ihtiyaç olursa çıkmak noktasında bir politikası var. Bu da Rusya'ya zemin hazırladı. Çünkü Rusya'nın dünya siyasetinde etki üretebilmesini mümkün kılan iki tane ne var? Araç var. Bir tanesi ne? Petrol ve doğalgaz. Bir tanesi de askeri kapasitesi.
bu ikisi üzerinden Rusya sonuç devşirebilir dünya siyasetinde. Tamam mı? Şu anda bunu yapıyor. Bunu yapıyor. Ama Amerika'nın şu anda stratejistlerinin altını çizdikleri bir nokta var. Ne? Şunu söylüyor Amerikan stratejistler. Biz yanlış yaptık diyorlar. Yani Amerika öyle bir politika takip etti ki Rusya'ya karşı. Yani işte renk devrimleri üzerinden, NATO'yu genişletmek üzerinden, AB'yi genişletmek üzerinden, Kırım'ı ilhakı noktasında Rusya üzerinde ambargo. Ne yaptık? Biz Rusya'yı Çin'in kucağına ittik, çekti, ittik yani Çin'e doğru. Yani Rusya ve Çin birlikte bir müttefiklik ilişkisi kurarlarsa, şu anda kurdukları anlamı çıkmasın, ama daha da yakınlaşırlarsa, anti-Amerikan bir blok olarak Avrasya'ya hükmederlerse biz ne yapacağız? İstemeden ayağımıza kurşun sıkıyoruz diyen stratejistler var Amerika'da ve onlar şunu salık veriyorlar. Aynen kimin gibi? Kissinger'ın söylediği gibi. Aynen Brent Scowcroft, yani geçenlerde vefat etmişti biliyorsunuz. Önemli. Brezinski'nin, daha doğrusu özür dilerim. Brezinski'nin söylediği gibi Rusya'yı kazanalım. Yani Rus nasıl eskiden Çin'i kazandık, Rusya'ya karşı kullandık 70'lerde. Şimdi Rusya'yı kazanalım, Çin'e karşı kullanalım 2020'lerde. Biraz buna oynayalım. Çünkü Rusya Putin'in popülizmine rağmen, anti-Amerikan, anti-NATO söylemine rağmen hala kendini bir Avrupalı gibi tanımlayan bir ülkedir. Ortak noktamız çoktur Ruslarla diyen ciddi anlamda Amerikan stratejisi var. Mesela böyle bir akım da başladı. Olmaz olmaz demeyin arkadaşlar. Hiç olmaz şeyler oluyor dünya siyasetinde. Kim derdi ki 70'lerde Çin'le Amerika kanka olacak, Rusya'yı dengeleyecek? Kim der? Gerçi biz bilmiyoruz o zamanları ama herhalde kimse inanmamıştır bu ortaya çıktığında. Yani iki sene sonra Putin'le, hani veya Putin herhalde iktidarda olacak iki sene sonra. Yani 36'ya kadar yolu var bildiğim kadarıyla. Yani Rusya ile Amerika barışırlarsa şaşırmayın. Yani dünya siyasetinde bunlar olası şeyler olabilir yani. Evet. Hemen bir parantez açıp bilgi olarak geçelim. Teşekkür ederiz bu arada. Ben de gözümden kaçırmışım bu şeyi. Sezar Yasası ya da uzun ismi Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası 21 Aralık 2019 tarihinde Donald Trump tarafından imzalanmış. Suriye'de Esad rejimiyle ekonomik ilişki içerisinde olan şirketleri cezalandırmaya, yaptırım uygulamaya yönelik bir yasaymış hocam. Tamam, teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz Özge Erem Coşkun'a katkısı için. Sayın Dicle Korkmaz hocamızın bir sorusu varmış. Hocam mikrofonunuzu açabilirsiniz. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar Dicle. Çok teşekkürler hocam sunumunuz için. Çok sağ ol. Oldu benim için. Aslında bir önceki soruya cevap verirken değindiniz. Benim aklımda küçük kısa bir soru vardı. Kısa bir Skype görüşmesi yaptım. Dolayısıyla uzak kaldım. Acaba hocam değinmiş midir diye merak ediyorum. Değindim Dicle. Şey hakkında hocam, kendi ayağına kurşun sıkan stratejistler dediniz. Ben de tam onu sormak istiyordum. Çünkü bu Jackson'cılar ve Jefferson'cılar ne kadar izolasyoncu olsalar da sonuçta dünyada liberal bir sistemin var olmasından yanalar, öyle değil mi? Yani sistemsel anlamda bir değişiklik gütmüyorlar. Günümüze baktığımızda da bu izolasyoncu politikalar, America First politikası aslında Çin'in çok önünü açıyor. %100. Dolayısıyla dün Medyascope'da Fem Kritik diye güzel bir program var. Kadın akademisyenler konuşuyorlar. Orada da ODTÜ'den Ceren Hoca vardı. Çin, ABD, işte bu son seçimlerden sonra ilişkiler nasıl olacak diye güzel bir program yapmışlardı. Oradan edindiğim bilgilerle şunu öğrendim ki Amerika Birleşik Devletleri uluslararası örgütlerden çıktıkça bu America First politikası kapsamında her bir örgütte Çin daha çok katkı sağlıyor, mali katkı sağlıyor. Mali katkı sağladıkça gücü artıyor ve bunu aslında boşuna yapmıyor. Ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi'nde de insan hakkı kavramının da tartışılmasını ön ayak olmuş. İşte siyasi kriterlerin dışında kalkınmacı bazı perspektifleri açmaya çalışıyor ki kendisi daha fazla eleştirilsin diye zannedersem. Şimdi bütün bunları düşündüğümüzde şunu sormak istiyorum aslında. İşte dediğim gibi yani stratejistlere ben de katılıyorum bir taraftan. İzolasyoncu politikalar o anlamda Amerikalıların küresel çapta kendi ayaklarına kurşun sıkmıyor mu? Bu bir çelişki değil mi aslında? Diyecektim. İşte biraz önce.
Zaten şey Dicle, senin bu şu anda söylediklerini Robert Kagan da söylüyor o kitabında. Yani orman tekrar büyürse diyor. Yani bir hayvanat bahçesi yaptık, oluşturduk. Bunu tekrar ormana dönüştürürse kendi ayağımıza kurşun sıkmış. Tekrardan sil başa dönersek diyor. İkinci Dünya Savaşı öncesine dönersek ne olacak diyor. Yani küresel güçlerin birbiriyle rekabet ettikleri, işte it dalaşı yaptıkları, bilek güreşi yaptıkları, o dünya geri gelirse diyor, bizim için daha maliyetli olmayacak mı diyor. Yani sonunda işte müttefiklerimiz, Avrupa'daki müttefiklerimiz, Asya'daki müttefiklerimiz, olası bir Çin, olası bir Rus saldırısı, istilası artık her neyse adı altında kalırlarsa ve bizden yardım isterlerse, biz tekrar oralara gidersek eski, yani o dön dolaş aynı filmi yaşamayacak mıyız? Dolayısıyla niye çekiliyoruz? Zaten oradayız, orada kalmaya devam edelim diyen çok ciddi sayıda stratejist var. Ya evet, böyle bir risk var. Yani izolasyoncu dış politika dünyayı daha tehlikeli, daha istikrarsız, daha çatışmacı, daha rekabetçi bir düzleme itebilir. Ama buradan şu anlam çıkmamalı bence. Yani dünya sadece Amerika'nın takip edeceği dış politikaya endeksli olamaz. Bunu söylersek neyi söylemiş oluyor? O zaman Amerika olsun, küresel hegemon olsun, her yerde at koştursun, jandarmalık yapsın, eli ayağı her yerde olsun. Bu da fazla kadercilik değil mi? Yani kendi stratejik bağımsızlığımızı, otonomimizi, egemenliğimizi öngörememezlik, yani görememezlik, yani dikkate alamamazlık yapmamalıyız bence. Yani dünyanın istikrarı ve barışı için sadece Amerika'nın politikaları belirleyici olmamalı. Evet, oluyor, önemli ama olmamalı. Yani dünyada bir sürü devlet var yani. Mesela Concert of Europe düzeni yaşanmış dünyada. 1815'ten 1915'e biliyorsun. Yani tek bir hegemonik güç yok. Büyük güçler arası uyum politikası üzerinden bir şey. Yani dünya bunu eskiden başarmış. Yani çok kutuplu bir dünya düzeni de olsa uzun süreli savaş olmamış. Yani tabii bu bizim barışı nasıl tanımlayacağımızla da alakalı bir şey. Yani şimdi Amerikalılar şunu söylüyorlar. Yani tek bir evrensel aidiyet, tek bir evrensel değer kümesi yok yani. Artık bununla bir barışalım. Mesela yine ünlü bir düşünce adamı, unuttum şimdi ismini, Hint asıllı Amerikalı. Amitabh Acharya'nın kitabında mesela yazıyor bu. Yani Post American World Order diye bir kitap, kısa ince bir kitap yanlış hatırlamıyorsam, okudum, çok da güzel mesela. Yani ne diyor? Farklı sinemalarda farklı filmler oynuyor diyor. Farklı sinemalarda farklı filmler var. Mesela alışveriş merkezlerinin üstlerinde, food court'ların yanında sinema salonları var değil mi? Biliyoruz. 9-10 içinde salona olan. Şimdi nedir espri şu? Para veriyorsun, bilet alıyorsun, bir film seyretmeye giriyorsun. Seyrediyorsun, 15 dakika geçiyor, baktın sıkıldın, bu film seni sarmadı. Hop, diğer salondaki sinema filme geçebiliyorsun. Sarmadı, hop. Dünya şu anda öyle diyor. Amerika'nın yazıp yönettiği bir film, Rusya'nın yazıp yönettiği film, Hindistan'ın, Çin'in yazıp yönettiği bir film. Türkiye gibi ülkeler film yazıp film üretmek istiyorlar. Yani kendi hikayeleri özelinde bir dizayn vermek istiyorlar, düzen vermek istiyorlar dünyaya. Ha, öyle bir dünya var ama bu sinemalar, bu filmler çok da bu salonlar daha doğrusu, filmlerin oynandığı salonlar çok da fazla birbirinden izole değil. Geçişkenlikler var. Yani böyle çok böyle kesin hatlarla birbirinden ayrılmış bölgeselcilikler yok. Belki oraya gider miyiz? O bir risk, o bir ihtimal var. Mesela bölgeselciliğin geri gelişi, yani global governance dersini veriyorsun sen de, yani bir political economy olayına hakimsin. Orada da hep söyleniyor mesela. Regional governance kavramı daha bir öne çıkıyor. İşte Amerika'nın hakimiyetindeki bölge, Almanya'nın hakimiyetindeki bölge, Rusya var, bir de işte Çin var. Bu bölgeler birbirinden ayrılır. Bu ülkeler kendi bölgelerinin hegemonik güçleri olursa bu daha iyi bir dünya olmaz mı? Kimse kimseye karışmasın. Nerede durduğunu bilelim. Her bir bölgenin bir koruyucusu olsun, bir şerifi olsun. Oh, böyle yaşayıp gidelim. Ha, bunu olumlu bulanlar da var ama mümkün mü? Bence mümkün değil yani. Çünkü o kadar ayırma, keskin çizgilerle insanları belli bir gruba koymaya çalışma bence pek mümkün değil günümüzde. Ne bileyim, sen belki bunları sormadın ama. Yok hocam, sağ olun paylaşımınız için, ağzınıza sağlık. Siz olayı diye merak etmiştim, anladığımı düşünüyorum. Ama şunu da söyleyeyim, işte evet, yani Çin'in, Amerika'nın boşalttığı o alanlara Çin her geçen gün daha hızlı giriyor.
Kaç Birleşmiş Milletler'in kaç tane şeyi vardı? Özel örgütü vardı. 15 miydi, 10 muydu? Mesela bunların 4 tanesinin başında Çinli olduğu söyleniyor. Yani her geçen gün bir Çinli diplomat önemli bir uluslararası örgütün başına geçiyor. Niye? Çünkü Amerika'nın mesafesi artıyor. Uluslararası örgütlere olan mesafesi. Haz etmemiyor. Çinliler akıllı adamlar. Bunu alternatif örgütler kuruyorlar. Aslında stratejisi ne Çin'in? Mevcut sistemin içerisinde kendine yer açmak, hani mevcut sistemin içerisinde yer açmak, statüsünün kabul edilmesini beklemek. Çünkü bundan nemalanmış, gelişmişliğini ve refahını buna borçlu. Ama bu mümkün değilse, buna posta koyuyorlarsa, alternatif bir China friendly bir dünya yaratmak. Bunun kurumlarını inşa etmek, işte İpek Yolu, Belt and Road, One Belt falan, işte Asian Investment Infrastructure Bank falan. Bunlar üzerinden de alternatif bir Chinese friendly world order. Yani ikisi arasında gidip geliyor. Evet. Teşekkür ediyorum Dicle hocamıza katkısı için. Yavaş yavaş da süremizin sonuna geldik. Evet, 22:10 olmuş saat. Ceyhun hocamız ya da Esra hocamızın katılmak istediği bir yer varsa dinlemekten. Ben hocamıza çok teşekkür ediyorum. Aslında şunu söyleyebilirim Sırdaş. Harika bir sunumdu her zamanki gibi. Hocam her zaman çok güzel konuşur. Bilgi birikimi de gerçekten çok geniştir. Hocam birkaç defa bana referans verdi. Estağfurullah, ben hocamın öğrencisi mesabesindeyim. Arkadaşlarımız şimdi bilmeyebilirler. Bunu netleştirmek isterim. Tarık hocam, her zamanki tevazunuzla çok teşekkür ederim. Bizleri de onur ediyorsunuz. Ağzınıza sağlık hocam. Teşekkür ederim. Yani şey var tabii arkadaşlar. Yani sağ ol Ceyhun, ben yani şu anlamda yorumluyorum aslında. Tabii hoca olarak ya, okumak zorundayız. Evet, takip etmek zorundayız. Bazen de şunu soruyorum kendime. Yani bu kadar okumak ya niye kardeşim? Dünyayı sen mi kurtaracaksın yani? Niye yani? Bu kadar okusan ne olacak? Yani bazen bilmek de şey oluyor arkadaşlar. Yani yanlış anlamayın. Çok biliyorum da anlamlaşılmasın. Kafa karıştırıcı bir şey bu yani. Çünkü yani neyin doğru neyin yanlış olduğu noktasında çok böyle gidiyorsunuz bir uçtan bir uca. Niye bunları söyledim bilmiyorum. Şimdi aklıma geldi, paylaşmak istedim ama. Hocam ama. Yani bu da hassas bir olay bu yani. Ben bazen şu insanlara hayran kalıyorum arkadaşlar. Yani adam bir cümle söylüyor, dünyayı açıklamış ya. Kafası rahat. Diyor ki artık işte şu var diyor arkasında diyor. Bitti yani. İşte ben ne yapıyorum? Ya o da olabilir, bu da olabilir. Şöyle bir dinamik de vardı. Rusya da vardı, Çin de vardı. Ya o da vardı, bu da vardı. Soğuk. Vallahi bilmiyorum işte yani. Ben olanları söylüyorum ama bazı insanlar da çok rahatlar yani. Az şey bilerek, çok az şey bilip her şeyini açıklıyor adam yani. Biz belki çok şey biliyoruz ama hiçbir şey açıklayamıyoruz. Yani bizim de sıkıntımız bu. Bu bir sıkıntı bence ama bilmiyorum ya ne olacak sonuçta. Hocam ama şunu da ekleyeyim ben, naçizane görüşüm. Sizin özellikle öğrencileriniz bence Twitter hesabınızı takip etmeli. Çünkü hocamız çok isabetli okumalar yapar, bunları da paylaşır Twitter'dan. Tarık hocamızı onun için Twitter'dan takip etmenizi öneririm. Hocam her şeyi okumak değil bence, sizinkiler çok isabetli okumalar. Naçizane görüşüm. Teşekkür ederim. Özellikle Project Syndicate söylediğiniz için söylüyorum bunu. Hatta ben bir şey söylemek istiyorum. Ceyhun, senin açtığın bu yoldan ilerleyerek arkadaşlar, yani uluslararası ilişkiler alanında çalışan, mesai harcayan insanlar olsak dahi, hayat sadece bizim dünyamızdan ibaret değil. Farklı alanlardaki okumalarınız da size dünyanın nereye gittiğini anlamanızda fayda sağlayabilir. Geçenlerde bir yazı paylaştım. Vogue dergisinde, biliyorsunuz moda dergisi, eşim alıyor her ay. Aldığı bir sürü moda dergisinden bir tanesi de o. Tabii Vogue dergisi. Dünyanın parasını bırakıyor dergilere. Her neyse geçelim. Öyle bir yazı ki yani hakikaten çok beğendim mesela. Onu da paylaştım Twitter'da. Mesela entelektüel anlamda neydi yazının konusu? Hatırlıyor musun Ceyhun? Yani gördüm aslında. Tükenmişlik. Yani entelektüel tükenmişlik yani. Devamlı bir şey üretme. Devamlı bir şey yazmak. Bu bir hastalık yani. Bu biraz bizde de var bu hastalık. Devamlı bir şey üretelim, yazalım, boş geçmesin, hep bir şey yapalım falan filan. Yani zamanı kovalama, hep bir şeye yetişme falan. Yani ne oluyoruz diyor yani, yazar yazmış, bir bayan yazdı, ortada ismini hatırlamıyorum. Mükemmeldi mesela, paylaştım yani. Bir ayar kitabı değil, ayar dergisi de değil ama faydalıydı yani. Sevgili Sırdaş,
birkaç cümle de söylemek istiyorum ama evet, özellikle açtın sona sakladım. Tarık Hocam gerçekten çok keyifli ve çok doyurucuydu. Ben de Ceyhun Hoca'ya katılıyorum. Yani vermiş olduğunuz bilgiler konunun akışını bozmadan, tabii bu bir tabii senelerin tecrübesi. Bunu duymaya ihtiyacınızın olmadığını biliyorum ama ben bile elimde defter kitap, o yüzden kamerayı kapattım. Notlar aldım, bir öğrenci edasıyla dinledim sizi. Çok keyifliydi. Tabii şu var, her şeyi bilmek gerekli mi gereksiz mi konusuna hiç girmeyeceğim ama ben burada yanlış anlaşılmadan kuaförde de aslında uluslararası ilişkiler teorilerini duyuyorum ama gerçek bilgi tabii ki sizlerden gelen bilgi. Ben bir siyasi tarihçi olarak uluslararası ilişkiler literatürüne mesafeli olmayı hiçbir zaman düşünmedim ama bu bir entelektüel kimlik olarak da düşünülmesi gereken bir şey. Yani sadece uluslararası ilişkiler hocaları bu bölümdeki öğrencilere hitap etmiyor. Yani belki bir tarihçi ya da tarih öğrencisi de bunları dinlemeli. Perspektif denilen olay bu şekilde gelişiyor çünkü. Sizi takip edeceğim. Kusura bakmayın, Ceyhun Hocam'ı geçen hafta takip edemedim. Videosunu izleyeceğim YouTube'dan. Bu saatte başka bir iş vardı ama özellikle Sırdaş'a çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel seminerler düzenliyorsunuz. Bu bir başarı, bu bir heves, bu bir istek. Bizler de sizlerin takipçisi olarak her daim buradayız. Tekrar ağzınıza sağlık hocam. Ben yazılarınızı da zevkle takip ediyorum. Bu yüzden bir tevaziliğe gerek yok. Sizden çok şey öğrenecek bir kitlenin olduğunu düşünüyorum ben de. Ya yani çok teşekkür ediyorum Esra Hocam, gerçekten. Estağfurullah hocam, gerçeği söylüyoruz. Hani dile getiriyoruz sadece, bildiğiniz şeylerden. Hocam durum tespiti yapılıyor lütfen. Devam evet, edin. Evet. Teşekkür ederim. Ya ben şunu tabii şey yapıyorum yani çok da yanlış anlaşılsın istemiyorum bu tarz söylem dedim, bu tarz muhabbet konuları açıyorum falan. Yani kendimize olumlu bir şey biçmek açısından öyle bir şey aklınıza lütfen gelmesin. İnsan şunu görüyor yani. Kim ne değer veriyor? Kim ne kadar önemsiyor bu tarz şeyleri? İşte bu bazen insanın canını yakıyor ve acıtıyor. Bazen bir şeyler söylüyorsunuz. Yani söylüyorsunuz, kalıyor yani. Yani demek istediğim anda çok açık konuşamıyorum. Yani çok net ifade edemiyorum, farkındayım ama bilgiye ne kadar değer veriliyor şu anki günümüz dünyasında? Benim için müthiş bir soru yani. Kimin ne kadar umurunda? Yani bilgi temelli, uzmanlık temelli hangi kurum yönetiliyor? Hangi ülke yönetiliyor? Yani bilmiyorum. Çok böyle şimdi olayı farklı yerlere çekmek istemiyorum. Siz kapatın. Söyleyin, ben Twitter'da yani açık açık bilmiyorum. Yok, sen bir şey yazma Sırdaş. Aman gözünü yağdayım falan şimdi. Hiçbir şeye girme, tamam mı? Yani değişik bir iklimde yaşıyoruz yani. Değişik bir toplumda yaşıyoruz. O yüzden bunu söyleme ihtiyacı hissediyorum. Yani mesela işte eşim bana çok kızıyor. Yani biraz şeye döndü olay. Sohbete döndü artık. Affetsin arkadaşlar. İki saatlik şeyden sonra. Ya diyor, ne yapacaksın artık? Yeter diyor. Yani bu kadar bir çalışıyorsun da ne oluyor diyor. Ya bırak ya diyor. Uğraşma diyor. Zaten diyor profesör olmuşsun diyor. Artık sana bu saatten sonra kimse ne yazdın ne çizdin sormaz diyor. Bak keyfini diyor bana mesela. Tamam diyorum. Ama yine ertesi sabah 6'da falan kalkmışım falan bir şey okuyorum. Yani bu da bir hastalık Ceyhun, Esra Hocam. Yani bir hastalık mıdır, değil midir bilmiyorum. Ben de adını koyamadım yani. Hocam ben... Hocam ben güne sizin tweetlerle başlıyorum zaten. Yani bu çok açık 6 gibi başlıyor genelde. Ama şunu keşfettim değerli arkadaşlar. Hayatımda yaşadığım bir şey bu benim. Bu yoğunluk, akademik yoğunluk bizi sosyal hayatımızdan veya farklı hayatlardan alıkoymamalı. Mesela ben bunu artık yapmıyorum. Uzun zamandır yapmıyorum. Yani evet, kendi entelektüel bir iştigal ettiğimiz bir alan var. Ona zaman ve emek harcamak zorundayız. Harcıyorum ama birçok farklı alana da elimden geldiğince yetişmeye çalışıyorum. Yani sosyal anlamda, kültürel anlamda. Çünkü bizi hayatta tutan bence asıl şeyler onlar. Yani biz burada bu bir şimdi mesleğimiz ama gerçek hayat bu değil aslında yani. Akan farklı bir hayat var. Yani ne kadar fazla sizin alanınızla alakası olmayan insanlarla takılırsanız, sohbet ederseniz, sosyalleşirsiniz yerine göre bu o kadar fazla zenginleşiyorsunuz. Ben bunu hissettim. Yani dünyamı genişlettikçe bu uluslararası ilişkilerle ilgili akademik dünyamın da genişlediğini hissettim.
Ama ne kadar fazla uluslararası hocasıyla, meslektaşımla takılırsam o kadar fazla daraldığımı ve köreldiğimi de hissediyorum. Lafımız tabii meclisten dışarı, yanlış anlaşılmasın. Yani mesela eskiden öyleydi biraz hayatım. Ama şimdi artık değişti. Daha farklı bakıyorum. Çünkü hiç benim bu konularımla alakası olmayan, ilgi duymayan bir sürü insanla muhabbet ediyoruz. Ve çok, çok şey öğreniyorsun yani. Senin görmediğin birçok şeyi adam görüyor. Yani bu bence müthiş zenginlik. Biraz buna bakmak lazım. Ben hocam ufak bir ekleme yapayım. Hani dediniz artık niye yapıyoruz'u sorgulamaya başladık dediniz ama ben kendi adıma ve arkadaşlarım adına sizlere özellikle teşekkür etmek istiyorum. Çünkü yaptığınız şey bizim için çok değerli. Sadece ülkemizde değil, dünyada vasatın egemen olduğu bir dönem yaşıyoruz maalesef ki. Bilgiye ulaşmak bu kadar kolayken bilginin değersiz olduğu bir çağdan geçiyoruz maalesef. Bu çağda sizlerin, değerli hocalarımızın yaptığı şey, bizlere yol göstermesi bizim için çok değerli. Esra Hocam, hani siz de söylediniz, Esra Hocam da söyledi, hani biz yapıyormuşuz gibi gözüküyor ama sizler bize yol göstermeseniz tabii ki biz böyle etkinlikleri yapamayız diyeyim. En basit şekilde sizlerin yol göstermesiyle bu oluyor. Evet. Bu yüzden tekrar çok teşekkür ederim bizlere kattığınız için. Biz teşekkür ederiz Sırdaş. Yani hepimiz adına konuşabilirim diye düşünüyorum. Esra Hocam, Ceyhun Hocam. Bir de arkadaşlarımız çok şanslı. Ben de çok şanslıyım. Çünkü bu uluslararası ilişkiler alanında kalem oynatan, yazan, çizen, üreten, literatüre katkı yapan o kadar değerli hocalarımız var ki birçok farklı üniversitede. Hem onların katıldıkları, hem onların yönettikleri, hem katkı verdikleri bir sürü online seminer, toplantı, webinar adına ne derseniz deyin. Çok sıklıkla oluyor. Birçok farklı üniversite çatısı altında oluyor. Yani biz de onlardan bir tanesiyiz. Yani daha doğrusu Sırdaş'ın bu inisiyatifiyle biz de onlardan bir tanesi oldu. Ama diğerleri de en az, yani en az değil, yani belki çok daha değerli olabilir. Mutlaka ben izlemenizi, katılmanızı tavsiye ediyorum yani arkadaşlar. Çok var. Şimdi isim vermeye gerek yok ama bayağı var. Mutlaka takip edin tabii ki. İlerleyen süreçte onlarla ortak da arkadaşlarımızı, organizasyonumuz zaten olacak. Ben çok bana laf düşer mi aslında bu kadar hocam varken biliyorum ama Ceyhun Hocam çok değerli bir şey söyledi bence. Bilgiyi seçmek, okuyacağın şeyi bilmek çok önemli diye. Gerçekten bilgiye ulaşmak çok kolay ama nasıl ulaşacağımızı bilmiyoruz. Genel olarak sorun bu. Bütün öğrenci arkadaşlarımda da ben bunu görüyorum. Biz ne okuyacağızı çok yakalayamıyoruz maalesef ki. O kadar çok kaynak var ki önümüzde. Neyi okumalıyız, doğru bilgiyi nereden seçebiliriz? Bizim için çok bir ulaşılamayan bir nokta. Toz paylaşım grubunu da bunun için kurmuştuk. Bizim üniversitemize şimdilik hizmet veren bir sistem ama umarım ilerleyen süreçte başka üniversitelerden arkadaşlarımızla da paylaşabiliriz bu süreci diye düşünüyorum. Ben katılan başta değerli hocalarımız olmak üzere bütün katılımcılarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Değerli vakitlerini ayırdılar. Bizleri sıkılmadan dinlediler. Tarık Oğuz hocamıza da tekrar bizimle değerli bilgilerini paylaştığı için çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir seminerdi hocam. Tekrar çok teşekkürler. Biz devam edeceğiz seminerlerimizi düzenlemeye, birbirinden değerli hocalarımızı misafir etmeye. Katılamadığınız etkinliklerimizi YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. ABU International Politics Society olarak bizleri bulabilirsiniz. Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Tabii ki değerli hocalarımızın Twitter hesabını takip etmenizi tavsiye ediyorum. Tarık hocamızın, Ceyhun hocamızın. Şahsen ben birçok okumayı oradan yapıyorum diyebilirim. Tekrar çok teşekkürler katıldığınız için. Şimdilik bu kadar diyelim. Bir sonraki seminerimizde görüşmek üzere diyelim. Değerli hocalarımızın söyleyeceği bir şey yoksa. Bence çok teşekkür ediyorum Sırdaş. En başta sana, hocalarımıza ve vakit ayırıp bizi dinleyen arkadaşlarımıza. Evet, Sırdaş'ı izlemeye devam edeceğiz yani. Çok teşekkürler. Hocam, önerilen kitapların isimlerini istemişler. Twitter'dan sizinle bununla alakalı bir paylaşım alalım arkadaşlarımız için. Olur olur. Yatacaktım ama yine iş çıkardın ya bana. Hocam yapacak bir şey yok. Yol gösterici olmak maalesef biraz zahmetli oluyor. Yazarız, yazarız. Yani şey yaparız, mutlaka paylaşırız. Çok teşekkür ediyorum herkese arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum herkese. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Görüşmek üzere herkese.